İyi akşamlar. Haber Global'de artı eksiyle karşınızdayız. Yine yoğun bir gündemin içerisindeyiz. Her ne kadar Kurban Bayramı'nda olsak da tabii ki her birinizin Kurban Bayramı'nı ayrıca kutlarız. Bu haftanın hem de geçen haftanın yoğun gündemleri vardı içeride. Örnek Ayasofya, örnek sosyal medya düzenlemesi, örnek İstanbul Sözleşmesi. Sıklıkla tartışıldı ama bir yandan da devam eden, özellikle dışta ve kendi coğrafyamızda devam eden gelişmeler var. Onlar neler? Yunanistan'la yaşanan gerilim, özellikle Doğu Akdeniz özelinde yaşanan gerilim var. Libya konusu var. Bir taraftan Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları ve Türkiye ile Azerbaycan'ın hemen karşısına başlattığı ortak tatbikat var. Çok cepheli bir durum gerçekleşmiş durumda kendi coğrafyamızda. O yüzden de dışarıya bakmakta fayda var. Hem askeri hem de diplomasi alanında neler oluyor, neler bitiyor konuşmak gerekiyor. Artı ekside de bu nedenle çok değerli konuklarımızla karşınızdayız. Kimler bizimle birlikte olacak bu akşam? Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ve Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal İstanbul stüdyomuzda konuklarımız ve Skype bağlantısıyla Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar da bizlerle birlikte. Her tüm konuklarımıza, özellikle İstanbul stüdyoda ve Skype'daki konuğumuz Abdullah Ağar'a hoş geldiniz diyorum. Artı eksiye. Şimdi teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi başlamamız gereken yer aslında pek çok cephe var. Ve her cephe özelinde de tek tek konuşmak isterim. Ama önce üzerinde durmak istediğim nokta şu. Şimdi bir tarafta Suriye var. Yaklaşık 10 yıldır devam ediyor. Diğer tarafta Yunanistan'la çok uzun yıllara dayanan işte kıta sahanlığı meselesi, Ege sorunu varken şimdi bir de işte Doğu Akdeniz özelinde ortaya çıkan münhasır ekonomik bölge tartışmaları. Üstüne Libya konusu, diğer taraftan Kafkas cephesi, olasılığı Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarıyla ve her birinin içinde yer alan bir Türkiye. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'ta hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır ifadesinin o uzun paragrafa baktığımızda son toprak parçası, işte son kanın akıtılana kadar karış karış sulanmadan terk etmeyeceğiz diye ifadesi var. Şimdi o sözler Sakarya Meydan Muharebesi içindi. Bugün geldiğimiz noktada biz farklı cephelerde bir zamanlar vatan olan topraklar oralara elbette ki sürekli pozisyon güncelliyoruz. Sürekli mücadele halindeyiz ve sürekli karşımızda farklı güçlerle farklı alanlarda bir uzlaşma ya da arayıştayız. Nasıl olacak? Bu kadar farklı cephede yer almak gerekli mi? Ve bu cephelerde başarı sağlamanın yolu, anahtarı nedir? Genel bir değerlendirmeyle başlamak istiyorum. Ahmet Yavuz sizinle. Evet, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ben de vatandaşlarımızın bayramlarını kutluyorum. Tabii bu karmaşık bir konu. Neresinden baktığınıza bağlı olarak farklı analizlerde bulunmak mümkün. Öncelikle kabaca şunu söylemek mümkün. Milli güç unsurlarınızın size yaptıracağı ve yaptıramayacağı şeyler var. Onu sizin bir kuyumcu hassasiyetiyle öncelikle tespit etmeniz lazım. Çünkü politika denilen şey güce dayalı yapılır. Yani güç tabii iki türlü ele almak gerekir. Bir, potansiyel güç vardır. Bütün milli güç unsurlarını kapsar. Bir de kinetik güç vardır. İşte onu diplomasi, ekonomi ve askeri güç ekseninde ama bunların üçünü birden yöneten siyasi güç paratonerliğinde ya da şemsiyesi altında değerlendirmek lazım. Şimdi bu kadar geniş bir cephede çatışmalı bir durumda olmak bence çok akıllı bir tercih değil. Yani bunların bir kısmı zorunluluktu ama bir kısmı zorunlu değil. Bir kısmından Türkiye feragat edebilir, cephesini daraltabilir ve daraltmalı da. Buradan işte doğudan batıya doğru yürüdüğümüzde Irak'ta olup bitenle ilişkiyi kesmek mümkün değil. Çünkü Irak henüz istikrara kavuşmadı ve terör eylemlerine oradan itibaren başlayan bir PKK var. Onunla mücadeleniz kesintisiz bir şekilde devam edecek. Gelelim batıya, Suriye'ye. Suriye bugün Türkiye'nin bence enerjisini çok önemli ölçüde tüketen bir alandır. Ve 2011'de yapılan çok büyük bir hatayla iş bugün
2000 daha sonra yapılan doğru hamlelere rağmen 2011 öncesinde Türkiye'ye sunduğu güvenlik, ekonomik ve siyasi konjonktürün çok çok gerisindedir. Dolayısıyla bugün Türkiye, Suriye yüzünden çok büyük bir enerji kaybediyor. Ha, Doğu Akdeniz'e geldiğinizde Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de buradaki mücadelenin temelinde hangi iktidar olursa olsun kolaylıkla döndürülemeyecek bir yapısal problem var. Doğu Akdeniz'den batıya doğru kaydığınızda orayı da aynı şekilde görürsünüz. Çünkü Karadeniz'de biz kıta sahanlığı problemini falan çözdük, yani bütün ülkelerle uzlaşı içerisindeyiz. Ama Akdeniz'de ve Ege'de hem kıta sahanlığı sorunları çözülmedi, ki münhasır ekonomik bölge daha sonra onun üstüne inşa edilebilecek bir konudur. Hem de daha batıda Yunanistan'la başka problemler yaşıyoruz. Yani çok boyutlu problemler yaşıyoruz. Bu problemler uzun zamandan beri de yaşanıyor. Yani bu iktidarın ömrüyle sınırlı değil. Ama problemler derin ve kolay kolay çözülecek gibi değil. Başka iktidarları da Türkiye'de de Yunanistan'da da devirir. Yani gönderir, devirir dediğim uzun sürede çözülebilecek konular. Libya konusuna gelince, Libya konusunda ben Türkiye'nin ilk günden itibaren tutumunu ana hatlarıyla doğru bulduğumu ifade etmiştim. O problemin yalnız eksik kalan kısmı şuydu. İki boyutu vardı. Birincisi, Libya'nın toprak bütünlüğünü esas almayan yaklaşımların bizim büyük çıkarlarımıza hizmet etmeyebileceğini altını çizmiştim. Çünkü Libya'yla Türkiye'yi deniz yetki mutabakatı çerçevesinde komşu yapan yer, bugün Libya'daki ulusal mutabakat hükümetinin egemenliğinin dışında kalan bir alan. Dolayısıyla Libya'nın bölünmemesi bizim için hayati bir konuydu. Burada belki son işte Almanya'nın öncülük ettiği ateşkes çerçevesine Türkiye'nin Rusya ile birlikte bir çözüm getirmeye çalışması ve çatışmaların durması bu yanıyla bir ümit olabilir. İkinci boyutu, tabii askeri gücün sınırı vardır. Askeri güç ekonomik güçle çok bağlantılıdır. İçerideki sosyal güçle de elbette bağlantısı var. Bu denklemde Libya'yı bir kenara bırakamayacağımıza göre Türkiye'nin en kolay çözebileceği alan Suriye alanıydı. Suriye ile bugün Türkiye çok rahat bir şekilde masaya otursa ve dese ki ben seni devirme iddiamdan vazgeçtim. Çünkü bu benim çıkarlarıma tamamen aykırı. Seni ayakta tutmaya çalışacağım. Kime rağmen? Herkese rağmen. Herkese rağmen de olmuyor. Çünkü Rusya zaten seninle beraber, İran beraber. Diğerleri buna göre geri adım atmaya müsait. Çünkü Batı da bazı şeyleri gördü. Bir tek Amerika'yı karşınıza alacaksınız. Alabilirdiniz, Amerika'nın da iç karışıklığı. Çünkü Suriye'deki potansiyel, yani problem büyüklüğü diğerleriyle örtüşmeyecek kadar, belki Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı konusu ayrı konu, onu bir kenara koyarım ama Suriye'de bir parçalanma olursa eğer, bundan en büyük zararı görecek ülkelerden birisi de Türkiye'dir. O nedenle Türkiye Suriye'ye bir el uzatsa ve dese ki bir dakika, tamam ben sınır güvenliğiyle ilgili şu anda kontrol altına aldığım alanlarda kalacağım. Bunun da işte Hasan Hocam da bu işi çok iyi bilir. Gerçi Abdullah Ağar da gayet iyi bilir. Adana mutabakatı çerçevesinde biz kontrol altına aldığımız alanları alalım. Seni de bu bizim karşımızda güç ayırmayaktan alıkoyalım, serbest bırakalım. Git Fırat'ın doğusunda ne yapacaksan yap. Biz de örtülü sana yardım edelim. Çünkü Türkiye'nin bugün yapması gereken bu. Bu neyi de etkiler? Bu bana göre Doğu Akdeniz'i de olumlu etkiler. Çünkü Mısır'la, bakın bugün iki gün önce gazetedeki basına düşen haberlerden birisinde Mısır'ın Suriye'ye asker göndermeye
çalıştığına dair bir bilgi var. Yani Türkiye'nin bütün cepheyle ilgili bir genel yeniden değerlendirme yapması gerekiyor. Çünkü Suriye'deki uzlaşmazlık ya da anlaşmazlık Türkiye'yi çok önemli ölçüde bölge problemlerini çözmede kendisiyle müttefik hale gelen Rusya'yı da bir anda karşısına aldı. İdlib'deki çatışmadan dolayı biz bir anda döndük yani bir dakika dedik. Artık Amerika ile beraber yürüyeceğiz dedik. Amerika ile beraber yürüme eğilimlerini gördük. Bu tabii ekonomiyle alakalı bir bacağı var. Gördük ama Amerika Dede Ağaç'ta geçen gün hava üssü ve deniz üssü anlaşmasını imzaladı. Dolayısıyla Türkiye demek ki Rusya ile daha sıkı ve sağlam bir ilişki ağı geliştirmeli. Yani çok biz işte Suriye ile de Rusya ile de yürürüz, Amerika ile de yürürüz falan Türkiye bu tür şeylere çok fazla itibar etmemeli. Ben bu kadarla bırakayım isterseniz. Peki, daha başkalarının da söyleyeceği sözlere telafi. Şimdi Ahmet Hocam'ın, Ahmet Bey'in söyledikleri içerisinde işte askeri gücün sınırı vardır. Libya'daki tutum anahtarlarıyla doğru ama işte toprak bütünlüğü konusu önemli. Ve işte problemler, coğrafyamızdaki problemler derin ve çözülmeleri de kolay değil. Bir yandan da yine vurgu yaptığı üzere şimdi bakıyoruz işte Suriye'de Rusya ile beraber yol alıyoruz ama aynı Rusya Libya'da karşımızda yer alıyor. Veya Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de farklı bir politika güderken bizden Libya'da ne yanımızda ne karşımızda gibi bir pozisyon var. Onlar hem Rusya'nın hem Türkiye'nin Libya'da yer almamasından yanalar. Karmaşık bir denklem var. Sizin de genel değerlendirmenizi alayım. Sonra Abdullah Bey'e de yine aynı sorularla devam edeceğiz. Şimdi hakikaten Türkiye'nin son aşağı yukarı bir yılını eğer ele alırsak dış politikada cephemizin olağanüstü genişlemiş olduğunu görüyoruz. Ya bir defa bunu nereden görüyoruz? Zaten çok sayıda ülkeyle aramızda bir söz düellosu var. Çok sayıda ülkeyle aramızda yine siyasi diyelim ki bir kavga var. Aynı zamanda bazı ülkelerle de bu siyasi kavga ve söz düellosunun silahlı çatışmaya dönüşmesi ihtimali var. Şimdi bunları yan yana getirdiğimizde bunun hangileri Türkiye'nin ulusal çıkarları açısından önceliklidir? Yani evet tamam ama bunu yapmak zorundayız. Buradan geri adım atamayız. Zaten geri adımı bırakalım. Şöyle bir gözden geçirme diye düşünsek, hani önceliklerimizi bir sıraya koysak, gözden geçirme süreci yaşasak. Çünkü bu kadar cephe bu kadar genişletilmişken belli noktalara odaklanarak o noktalardan sonuç alma ihtimaliniz çok zayıflar. Hatta imkansıza dönüşebilir. Yani siz askeri güç olarak ve zaman zaman siyasi güç olarak belki o karşınızdaki ülkelerin her birinden çok daha güçlü olabilirsiniz. Ama cepheniz o kadar genişlemişse o zaman o sizden daha az güçlü olan ülkelerin her birine sizinle mücadele edebileceklerine dair cesaret ve ümit aşılarsınız. Dolayısıyla bunu bir odaklanma şekline dönüştürmek lazım. Şimdi bunun için de şuna bakmakta fayda var. Yani şu anda bizim cephemiz Azerbaycan'dan Irak'a, Irak'tan Suriye'ye, Suriye'den Doğu Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'den Libya'ya uzanıyor. Bu tarafta da babadan kalma bir Yunanistan sorunumuz var. Yani o zaten olacak ve devam edecek bir sorun. Belli bir süre daha çözülebilir de mesela diğer sorunlarımız olmasa da şu anda tek başına Yunanistan'ın üzerine baskı kurmaya çalışıyor olsaydık bayağı bir sonuç alma ihtimalinin mümkün olduğu bir dönemdeyiz. Çünkü Yunanistan çok derin bir ekonomik krizden çıkarak gelmeye çalışıyor filan. Ve ilk defa Avrupa Birliği politikaları da Türk dış politikasının üzerinde belirleyici etkide bulunmuyor. Onlar da bunun farkında ama onları bizimle mücadeleye iten şey şu. Diyor ki bunlar yarın Sirte'den dolayı Mısır'la kapışırlarsa
Öbür taraftan Ermenistan-Azerbaycan cephesini genişletirse, burada zaten Suriye'de ciddi sayıda birlik bulundurmak durumundalar. Onlarla anlaşmama konusunda bir ısrar, adeta bir inat devam ediyor. Bu taraftan Fransa amiyane tabirle Türkiye aleyhine herkesi gıdıklıyor. Ve Fransa son zamanlarda şey de demeye başladı. Sanki bir böyle genel çatışma ihtimalinde işte Kıbrıs'ta Rumlara sanki destek verirmiş gibi bir hava falan yaratıyor. Rusya'nın ne yapacağı belli değil. Çünkü Rusya'yla Suriye'de de Libya'da da tam anlaşamıyor gibi. Son Rusya mutabakatını bir kenara koyuyorum. O çok olumlu bir gelişme. Şimdi böyle olduğu için yani diyelim ki normal şartlarda Avrupa Birliği prangalarından kurtulmuş bir Türkiye askeri ve siyasi olarak çok ciddi bir baskı altına alabileceği Yunanistan'a karşı bile zorlanabilir. Ha bu şey değil yani yarın bu iş birebir bir savaş ihtimaline evrilse Yunanistan'a sanki destek olacakmış gibi görünenler Yunanistan'ın yanında durur mudur? Durmaz mı? Bu varsayımlar üzerine de hesap yapan ülkeler başarılı olur mu olmaz mı bunları bilmiyoruz. Ama tabloyu anlamak açısından. Şimdi burada şöyle bir revizyona ihtiyacımız var. Bu sorunlardan, bu cephelerden hangisi birincisi bizim somut ulusal çıkar sorunlarımızı içeriyor? Bir defa mesela Ermenistan-Azerbaycan konusunda ne olursa olsun Azerbaycan'ın yanındayız. Yani bunun başka bir ihtimali yok yani. Dolayısıyla ikincisi Azerbaycan'ın 1990'ların başlarında 80'lerin sonlarında olduğu gibi itilip kakılmasına da Türkiye izin veremez. Ama orada en önemli artımız şu. Azerbaycan zaten Ermenistan'a kıyasla şu anda askeri olarak daha güçlü. 2016'dan beri Ermenistan tabir caizse sınır çatışmaları oluşturarak Azerbaycan'ın elindeki silahları, kullanma becerisini, eğitim kabiliyetini, komuta kontrolünün nasıl işlediğini doğrudan cephe hattında, şimdi en son Tovuz örneğinde de cephe hattı dışında bir yerde saldırarak deniyor ve her denemesinde de geri çekiliyor. Dolayısıyla bir de şimdi şu anda Ermenistan'daki hükümet aslında Rusya yanlısı değil, bu yüzden Rusya'nın desteğini alamayabilir vesaire. Dolayısıyla Azerbaycan Ermenistan'ı zaten haklayabilir. Şimdi zaman zaman Irak'a giriyoruz. Irak'ta mücadele ediyoruz. Burada bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Çünkü PKK'ya karşı mücadele ediyoruz. Suriye'deki mücadeledeki önceliği PYD'ye vermemiz lazım. Yani bizim Suriye'deki en öncelikli sorunumuz PYD ve diğer terör örgütlerinden temizlenmiş bir Suriye olması lazım. Bunun için de bir değerlendirme, bir gözden geçirme yaptığımızda dış politikamızda bu bizi Şam'la normalleşmeye götürür. Bunun başka bir yolu yok artık. 2011'de yaptığımız yanlıştı. Yanlışta ısrarımız bizi yanlışların katlanarak büyümesine götürdü. Sonradan düzeltmeler yaptık ama çerçevesi yanlış. Bir dış politikanın içinde doğru bir takım şeyler yapıyoruz. O da bir doğru bir doğru bir yanlışı götürüyor, bir doğru bir yanlışı götürüyor. Elimizde somut şey yok. Ha Allah'tan yani mesela 2014'e göre falan çok daha iyi durumdayız Suriye'de. Çünkü 2014 itibariyle kafamız çok daha karışıktı. Ama Suriye hükümetiyle normalleşmek bizi çok daha başarılı bir yere götürür. Neden? Çünkü o zaman az önce Ahmet Paşa'mın da dediği gibi Suriye hükümetiyle normalleştiğimiz zaman Adana mutabakatı temelinde yeni bir ilişkiye doğru yelken açabildiğimizde o zaman zaten PYD ile mücadele de etkinleşir. Yani bu Suriye'yi kim yönetiyor tartışması ve saplantısı kafamızdan çıkarsa çok rahatlayacağız. O bizi başka yerlerde de rahatlatır. Ama esas iki devletle olan sorunları bir şekilde çözme yönünde hızlı adımlar atmamız lazım. Bunlardan biri Mısır. Şimdi Mısır'la bu şekilde devam edemeyiz. Yani ben şimdi hükümet yanlısı basının, gazetelerin, televizyonların yorumlarını takip ediyorum Mısır'a yönelik olarak. Tam 2011'deki Esad yanlışını bir kez daha yapmak üzereyiz. Efendim Mısır ordusu basit, elinde silahı çok, şusu var, busu var ama kullanmaktan aciz.
İsrail karşısında çil yavrusu gibi dağıldı. İşte bilmem Mısırlı işte Sisi tamamen halktan soyutlanmış durumda. Bir itekleseniz devrilecek falan. Bunlara girmemek lazım. Ha şöyle, biz Mısır'la bir sınır komşusu olsak ve onlar bize ne bileyim şurası bizim vaktiyle Suriye'nin yaptığı gibi yok Hatay meselesi, yok bilmem Yunanistan'la işbirliği yaparak bize zarar verme gibi işlerin içinde olsa da biz Mısır'a karşı böyle bir şeye kalkışsak tamam. Ama Mısır'ın bizimle bir derdi yok temel itibariyle. Biz şimdi sen orada neden darbe yaptın diye başlattığımız ve bir süre eleştiri düzeyinde kalıp sonra da yavaş yavaş bunu işte bir normalleşmeye bırakmamız gereken ilişkileri devam ettirmekte ısrarcıyız. Ve bunu yapan da tek devletiz. Yani ne Amerika böyle bir politika izliyor, ne Rusya böyle bir politika izliyor, ne Avrupa Birliği böyle bir politika izliyor. Bunu yapan bölgedeki tek devletiz. Şimdi öyle olduğu için de Mısır'a karşı etkili bir sonuç da alamıyoruz. Ama Mısır'ı kendi karşımızda tutarak aslında pek çok yerden Mısır'ın bize zarar verme potansiyelini genişletiyoruz. Libya, Rumlarla işbirliği Mısır'ın. Oysa Mısır'la biz bakın Libya'ya Ahmet Paşa'm da söyledi. Çok güzel bir şey yapmak için gittik ve yaptık. Nedir o? Libya ile deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması yaptık. O anlaşmada bizim yıllardır savunduğumuz Ege konusunda da geçerli olmasını istediğimiz bütün tezler belirleyici oldu. Şimdi o esaslar üzerinden bizim Mısır'la ve bir başka ülkeyle daha İsrail'le mutlaka benzeri anlaşmalar imzalamamız lazım. Bunun için de normalleşmeye ihtiyacımız var. Şimdi Mısır'la normalleşme bizi Libya'da mücadele ediyor göründüğümüz Hafter'in de altını boşaltır. Ha şimdi hocam ama şu anda yani geçen hafta neredeyse Mısır'la Sirte-Cufra hattı üzerinden aktif savaş senaryosundan dönmüş durumdayız. Dönmüş müyüz, dönmemiş miyiz belli değil. Sen ne konuşuyorsun da denilebilir. Doğru. Ama şimdi eğer hakikaten şu Navtex vesilesiyle bir aylık biz bir bu alanlarda şöyle bir erteleme içindeysek o zaman hani eskilerin tabiriyle şapkamızı da şöyle bir önümüze koyup bir değerlendirsek aslında bu değerlendirmede mesela Mısır olmuyorsa önceliği İsrail'e verip İsrail'le bir normalleşmeye çalışsak, onlarla benzeri bir anlaşma yaparken Mısır'a eş zamanlı olarak haber göndersek, bakın sizle de normalleşmek istiyoruz, şartlarımızı karşılıklı koyalım, oturalım falan diye. O zaman peki. Son söz şu, bakın şimdi bizim Mısır'la İsrail'le yürüttüğümüz kavganın, Suriye'de yürüttüğümüz mücadelenin ulusal çıkarlar açısından değerlendirmesini yaptığımızda, somut şeyler yok içinde. Bu ülkelerle normal ilişkilerde olduğumuzu düşünün. Ve hepsiyle bu deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmalarını zaten yapmış olduğumuzu düşünün. Avrupa Birliği'nin dış politikamız üzerindeki belirleyici etkisinin olmadığını da dikkate alın. Ve bu şartlarda şimdi Yunanistan'ın üzerine baskı yaptığımızı düşünün. Ne olurdu? Bunu söyleyerek durayım. Ne olurdu? Abdullah Bey. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi uzun bir giriş oldu İstanbul stüdyodan ve hem Sayın Ahmet Yavuz sen hem Sayın Hasan Ünal denklemde çok fazla cephe olduğundan bahsettiler. Hatta o cephelerden bazılarının özellikle Suriye'ye vurgu yaparak çıkmasının diğerlerinde yani bizim ulusal çıkarlarımızın, somut çıkarlarımızın olduğu örnek Azerbaycan vurgusu yaptı Sayın Ünal. Daha faydalı olabileceğini belirttiler ve cephe genişlediğinde sonuç almamız zorlaşır dediler. Sonrasında da özellikle yani bu coğrafya içerisinde coğrafyanın dışındaki aktörlerle daha fazla içeriği dizayn etme uğraşı varken işte Mısır örneği verdi, İsrail örneği verdi Sayın Ünal. Siz neler söylersiniz? Efendim öncelikle hem komutanıma hem Hasan Ünal hocama saygılar, size saygılar. İzleyicilerimizin de bayramı kutlu olsun. Emniyetimize kutlu bayramlar. Şimdi tabii bu 2500 kilometrelik bir aks oluştu ve yay gibi gerildi. Yani nereden başlıyor? İran sınırından başlıyor. Irak, Suriye, Doğu Akdeniz ve Libya. Hani bakıldığı zaman bir jeopolitik aks var.
ve son derece gergin. Tam bu minvalde bir anda Kafkaslar'da bir kriz ve burada Azerbaycan'la Ermenistan arasında Karabağ'ın dışında kuzeybatıda Tovuz bölgesinde Türkiye'nin bağlantı yollarını yani demir yolunun, karayolunun ve enerji nakliyatlarının geçmiş olduğu hat üzerinde yaşanan ve bir kolordu komutanının, bir tümgenerlerin hayatını kaybetmesinde sonuçlanan bir takım olaylar. Şimdi son derece önemli ve bundan sonra Türkiye'nin yapmış olduğu tatbikatın ortaya çıkan değeri. Şimdi şöyle bir şey var, yani beni en çok hani çok eksenli Vekaletler Savaşı, çok eksenli alanlarda, çok zamanlı, eş zamanlı alanlarda bir mücadele tutuşmuş durumdayız. Ve buradaki mücadelelerle ilgili alanlar açıkçası bizim inisiyatifimizde çok şekillenmedi. Zorunluluk olarak kendisini gösterdi daha çok. Ama biraz önce ifade edildi hem Sayın Komutan hem de Hasan Hocam tarafından. Şeyde tercihler farklı olabilir miydi? Suriye'de tercihler farklı olabilir miydi? Şimdi çok oralara girmeden ben şöyle bir şeyim var. Yani temelde böyle bir mücadele yapılabilir mi? Mecbursa elbette yapılabilir. Yapılmak zorundadır zaten. Ama burada bir Türkiye'nin sorunu var. Bir müttefiksizleşme sorunu var. Veya müttefiksizleştirilme sorunu var. Yani bu mücadeleleri yaparken hep yalnızız. Şimdi yanımızda sadece işte Katar'ı görebiliyoruz gerçek anlamda. Hani özellikle Libya'daki girmiş olduğumuz mücadelede. Yani İtalya falan gibi gözüküyor ama en son İtalya'yı Fransa ile Almanya'nın yanlarına çektikleri dair bir açıklama var, açıklamaları var. Şimdi bu müttefiksizleştirilme meselesinin içerisinde açıkçası hem Moskova ile hem Washington'la bazı noktalarda karşı karşıyayız, bazı noktalarla beraberiz ama yani her iki bir çatışmaya, bir mücadeleye girişsek acaba pozisyonları ne olur? Açıkçası bununla ilgili de benim son derece ciddi endişelerim var. Yani biz Libya'da Fransa ile karşılaşacak, Mısır'la karşılaşacak bir mücadele tutsak Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir pozisyon belirler? Bu şu ana kadar belli olmadı. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin bu rengini belli etmemesi Libya problemi bana sorarsanız en önemli handikaplarından bir tanesi. Bir diğer tarafıyla sanırım bütün mücadele alanlarında kendisini gösteren son derece ağır bir problemle karşı karşıyayız. Bunu ben adını müttefiksizleştirilme veya müttefiksizleştirme olarak koydum ama şöyle bir temel sorunumuz var bizim. Bir kere yalnızlaştırılıyoruz sürekli. Ötekileştiriliyoruz. Ve bizi birileri ısrarlı bir şekilde radikalleştirme veya radikallerle işbirliği yapma potası doğru sürükleme veya bununla ilgili bir köpürtme harekatı içerisinde. Yani özellikle YPG, PKK bu işi son derece ustalıklı bir şekilde yapıyor ve yabancı medya buna sürekli ısrarlı bir şekilde destek veriyor. Yani ve bir diğer tarafıyla çok ilginç bir detay ortaya çıktı. Tekfir ediliyoruz. Yani kimler tarafından? Artık devletler tarafından. Önceden sahadaki örgütler tarafından tekfir ediliyorduk. Ama şimdi Mısır'ın fetva kurulunda kendisini gösterdi. Ya özellikle bu Ayasofya ile ilgili yaşamış olduğumuz problemde Mısır'daki fetva kurulu bir kere değil birkaç kere işte İstanbul fetih değildir, işgaldir. Ayasofya işte fetih değildir, işgaldir tarzında mealinde. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri şöyle bir cümle kurdu. Yunanistan'la ilgili meselelerde mutlaka Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın beklentileri karşılanmalıdır, haklıdır mealinde bir takım açıklamalar yaptılar. Şimdi bu neye denk geliyor? Bir kere bunu bir öncelikli olarak deşifre etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi iş hamasi bir cümle, böylesine bir mücadele kuramayız. Yani çünkü bu tür mücadeleler son derece önemli. Biraz önce Ahmet Yavuz komutan da ifade etti. Yani bu ekonomiyle askeri gücün ve bütün milli güç unsurlarının içerisine girdiği son derece hırpalayıcı, son derece zor ve yanlış bir hesap yapılırsa, yanlış bir adım atılırsa bütün denklemin çökmesiyle ilgili ve çok ağır bedellerle ilgili sorunlar yaratabilir. Yani böyle olunca bu meseleyi bir kere hem müttefiklerle ilgili meseleyi
hem de konsantrasyonla ilgili. Yani nerede, ne zaman, hangi ortaya konacak? Bu son derece önemli konular. Yani hani sosyal medyada çok sık olarak görüyoruz. İşi sürekli bir hamaset algısı içerisinde veya hani bilgisayar oyunlarında veya işte bir takım işte filmlerde izledikleri gibi zanneden, son derece güçlü ve etki üretebilen bir kitle var. Bu öyle bir şey değil. Bu bir güç mücadelesi ve bu güç mücadelesinde açıkçası son derece büyük hassasiyetler var. Biraz önce ifade etmeye çalıştım. Sadece kesildi ses. Son derece gergin ve son derece hareketli ve son derece farklı ülkelerle mücadele. Şimdi bunun kontrolü, koordinasyonunu ve açıkçası nerelerde hangi yetiyi ortaya koyacağınız son derece zor. Yani çünkü karşınızdakiler sürekli tedbir alıyorlar ve sürekli değişkenler. Sürekli çok farklı hamleler yapıyorlar. Şimdi burada benim özellikle bu Türkiye'nin hani bu mezhebi eksene oturmasıyla ilgili veya mezhebi eksen içerisinde hatta ihvanla yaftalanmasıyla, iltisaklanmasıyla ilgili bu etkiyi ve bu algıyı bence mutlaka değiştirmesi gerekiyor Türkiye'de. Yani cümlem de şu, bakın bazıları yanlış anlıyorlar, sen de demek istiyorsun, sonuna kadar Müslümanlık. Buradaki mesele, biz çözümün bir parçası mı olacağız yoksa sorunun bir parçası mı olacağız meselesi. Çünkü birileri, yani bu biraz önce bahsetmiş olduğum yalnızlaştırma, ötekileştirme, radikalleştirme ve tekfirleştirme işi son derece ustalıklı bir şekilde yönetilen ve küresellerin yönetmiş olduğu ve bizi Orta Doğu coğrafyasında çözümün bir parçası olmaktan ziyade sorunun içerisinde itekleyen ve sorunun bir parçası olan ve onun içerisinde kaybolacak. Yani bir Abdullah Bey, şunu öğrenmek istedim. Şimdi müttefiksizleştirilen veya müttefiksizleşen bir Türkiye, bu kadar çok cephede, yani Libya'da, Suriye'de, Irak'ta veya işte Azerbaycan'da olası Kafkas cephesinde müttefiği olmaksızın bu kadar yerde bulunarak herhangi bir kendi çıkarlarına uygun sonuç alma ihtimali herhalde ortada kalmıyor, değil mi? Şimdi burada bir örnek vereyim size. Şimdi bakın nasıl bir şey. Şimdi biz Suriye'ye 4 tane harekat yaptık. Toprak kazanımlı bir mücadele ve şu ana kadar 8400 kilometre karelik bir alanı kontrol altında aldık ve teröristlerden, DAEŞ'ten, YPKK'dan veya yasa dışı silahlı sol terör örgütlerinden temizledik. Şimdi son derece zordu hepsi ve son derece riskliydi ve toplam şu ana kadar ele geçirmiş olduğumuz alan 8400 kilometre kare. Ama Amerika Birleşik Devletleri PKK'ya 65 bin tane teröristini rahat rahat hareket edebileceği ve koruduğu 40 bin kilometre karelik bir alanı bahşetmiş durumda Suriye'nin içerisinde. Yani Suriye'nin yaklaşık işte dörtte birine filan denk geliyor. %20, yani 175 bin kilometre kare, 40 bin kilometre şu an YPG-PKK'nın elinde ve iş stabilleşme eğilim içerisinde. Sadece o değil, hem aynen Arap'ta hem Kamışlı'da kendi elinde gözükmüyor olsa bile o alanlar açıkçası son derece güçlü bir etkisi var. Bir başka bir örnek vereyim size. O da o örnekte Libya'dan ve bakın yani bunun Sayın Erdoğan bunu ifade etti aslında. Çok açmadı ama ben burada biraz açmaya çalışayım. Korkunç bir başarı var orada. Ve o başarının mimarı olan hem silahlı kuvvetlerimiz hem istihbaratçılarımız, belki hiçbir zaman adı anılmadı, belki anılmayacak ama yani tarih bunu kaydedecek. Eminim buna. Çünkü bitmekte olan bir hikayeyi, yani çünkü artık Trablus hükümeti Trablus'a sıkışmış, artık denize dökülmek üzere kuşatılmış, umutsuz bir hikayeyi bir münhasır ekonomik bölge anlaşması ve bu anlaşmayla beraber diğer eş uyum anlaşmaları imzalayarak orada ilk önce dengeyi sağladı, sonra kuşatmayı kırdı. Kuşatmayı kırmakla birlikte ve muazzam bir etki ortaya koyarak yaklaşık Yunanistan kadar, Yunanistan'ın yüz ölçümü kadar bir alanı ele geçirdi. Yani 110-120 bin kilometre kare arasında benim hesabıma göre bir alanı ele geçirdi ki bu muazzam bir başarı. Ama bir diğer tarafıyla da şöyle bir boyutu var. Muazzam bir başarı olmakla birlikte Libya gibi son derece geniş bir coğrafyanın
yaklaşık %7'sine filan denk geliyor. Yani demek istediğim şey şu, burada kalmaması gerekiyor. Yani ne yaptılar? Sirte'de hala menşei belirsiz, yani MiG-29'larla ilerleyen harekat bir şekilde baskılandı, zayiat verdiler ve orada durdular. Şimdi burada yeniden bir şekillenme. Yani bu tabii Hafter'in ulusal mutabakat hükümetinin ilerlemesini durduramayacağı kaygısıyla pek çok ülkenin hem ulusal mutabakat hükümeti üzerinde hem Türkiye üzerinde yoğun bir baskı oluşturduğunu gördük Libya'da. Şimdi nereye gider? Bence her şeyi bu Sirte ve Cufra ekseninde yapılacak, ortaya konacak, etki belirleyecek. Hem Doğu Akdeniz'in geleceğini. Şimdi Doğu Akdeniz'de evet karşı karşıyayız, doğru. Yunanistan'la, Fransa'yla, diğer ülkeler, ama hani şunu da farkındayım. Biz kendi elimizde, kendi gücümüzde bir etki ortaya koymadan açıkçası hiç kimse gel burayı biz sana verdik demez, demeyecekler. Yani çünkü biz ne kadar Libya ile ulusal mutabakat hükümetiyle bir münhasır ekonomik belge anlaşması imzalamış olsak bile kesinlikle ve kesinlikle Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum kesim ve Yunanistan üzerinden Mısır'la, İsrail'le, hatta Lübnan'la bu anlaşmayı imzalamış olan Avrupa Birliği uluslararası hukuk çerçevesinde sürekli bize karşı büyük bir direnç üretiyor. Çünkü stratejik sonuç almak istedikleri yer orasıydı. Şimdi bu stratejik sonucu engelleyecek yer temelde evet Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ın etrafında, Doğu Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde büyük bir mücadele yapmak zorundayız gözüküyor. Ama biraz öteledik, öyle algılıyorum ben. Çünkü evet, biraz önce bahsetmiş olduğum müttefik sorunuyla ilgili bir şey var. Yani hani özellikle Almanya bu konuda çok iddialı. Yani savaşı biz engelledik diyor Naftex meselesinde. Şimdi araya girenler oldu belli ki ve bununla ilgili işte biz Oruç Reis'i Naftex bölgesine sokmadık. Tabii Yunanistan bunu çok farklı pazarladı. Biz Türkleri korkuttuk falan vesaire. Ama ben açıkçası öyle okumuyorum. Çünkü sonuçta Yunanistan'da işte soru şu, neden şu safhada savaşalım? Çünkü bu 2500 kilometrelik bir aks üzerine zaten bir yay gibi gerilmişken, yani orası Yunanistan'da tabii bunun farkında. İşte son derece güçlü şekilde bir takım hesaplar yapıyor bizim milli güç unsurlarımızla ilgili. Ve yani konu biraz dağıldı ama şunu söyleyeyim. Yani şu an Türkiye'nin benim görebildiğim, okuyabildiğim kadarıyla biraz önce bahsetmiş olduğum müttefiksizleştirme meselesiyle ilgili hassasiyeti devletimiz görmüş durumda ve bununla ilgili bir modelleme içerisinde. Yani buna çalıştıklarını görüyorum. Yani çalışıldığını düşünüyorum. Yani özellikle Sayın Hulusi Akar'ın vermiş olduğu mesajlar, özellikle Yunanistan'la ilgili yakın zamanda vermiş olduğu mesajlar, Sayın Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili vermiş olduğu mesajlar, yani bir meseleleri siyasi olarak çözmekle ilgili bir şey var. Kendisini gösteren bir fotoğraf var. Ama tabii nereye gider? Çünkü şunu isterse, yani Yunanistan hani buralar benim karasularım. Hani o özellikle Meis Adası işte biliyorsunuz çok konuşuluyor. 10 kilometre karelik topraktan 40 bin kilometre karelik deniz alanı çıkartmak gibi son derece arsızca yapılmış olan hamleler var. Hesaplamalar var. Yani bununla ilgili taviz isterler. İsterlerse ne olacak, nereye gidecek? Bunu zaman içerisinde göreceğiz ama şu an şunu okuyorum. Türkiye bir şey içerisinde, yani hani bir müttefikleriyle ilgili sorunları, Fransa ile ilgili sorunları çözme eğilimi içerisinde. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri kendisi çok göstermiyor ama hani burada bitireceğim müsaadenizle, belki uzattım. Amerika Birleşik Devletleri açısından da şöyle bir sorun var. Hem Türkiye ile Fransa açısından, hem Türkiye ile Yunanistan açısından, hem de Türkiye ile Mısır açısından karşıtlaşmış olsak bile bunların hepsi Amerika Birleşik Devletleri müttefikleri. Amerika Birleşik Devletleri müttefikleri arasında böylesine NATO'yu sarsacak, Avrupa Birliği'ni sarsacak veya bölgenin kontrolsüz bir güvenlik sorununda karşı karşıya kalmasına, Çin'in ve Rusya'nın önünü açacak bir takım sorunlara karşı karşıya kalınmasına çok da izin vermez bir eğilim üretiyor. Öyle okuyorum. Nereye gidecek? Hep beraber göreceğiz yerini. Ben efendim, özellikle müttefiksizleştirme dahilinde Türkiye bir sonuç alabilir mi diye ilk sorduğumda Sayın Abdullah Ağar'ın verdiği örnek işte Suriye'nin kuzeyine ilişkin oldu. Yani yapılan 4 harekat ama orada silahlandırılan 60-65 bin civarında YPG, PKK'lı terörist unsurdan bahsetti. Her ne kadar 4 bin
4 operasyonla, 4 harekatla elde edilen işte binlerce, yaklaşık 8500 metrekarelik alana rağmen yani aslında ana amaca ulaşılmamış da görünüyor. Siz neler söylersiniz? Müttefiksizleştirilmiş Türkiye'nin bölgedeki durumuyla ilgili Sayın Ahmet Yavuz. Yani bu konuda sizin dışarıyı olumlu etkileme kapasiteniz size bağlı bir şey. Bazı şeyler de size bağlı değil. Yani Türkiye bu bölgede ateş çemberi içerisinde yaşıyor zaten. Bunu bilerek adım atacaksınız. Bu yalnızlaştırmada biraz Türkiye'nin kendisinin de hatalı tarafları var. Nedir mesela hatası? Mesela Suriye'de Rusya'yla ve İran'la beraber giderken bir İdlib ısrarı sonucu o ittifaklar kayboldu. Şimdi bu yalnızlıkta biraz kendi hataları var. Yani bunları da bizim görmemiz lazım. İkincisi, Türkiye'de iktidar şöyle bir şey yapıyor. İç politikayla dış politika yani o kadar nasıl söyleyeyim? İç içe. Tiyatro gibi oynanıyor yani. Hmm. Tiyatro gibi. Öyle bir havaya giriyor ki insanlar biraz önce Abdullah Ağar da ifade etti. Yani sosyal medyada yani sanki her tarafa harp ediyoruz. Her tarafta savaş açıyoruz ve her tarafı yenecek güçteyiz. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir dünya yok. Böyle bir hayat yok. Yani bir defa askeri harekat bir vasıtadır. Neyin vasıtası? Siyasetin vasıtasıdır. Yani siz askeri harekatı yapmış olmak için yapmazsınız. Onunla bir şey elde etmek için yaparsınız. Ve başka türlü yapamadığınız zaman bunu yaparsınız. Aynen. Dolayısıyla yani ne bileyim yani çocuğunuzu birçok şekilde uyarırsınız. Yani dövmezsiniz yani. Şimdi ama mesela, ilk önce tokat atarak işe başlarsanız bu iş olmaz. Şu anda Türkiye askeri gücünü her yerde olması gerektiğinden daha yüksek bir dozda kullanma eğilimi içerisine giriyor. Burada işte biraz önce Hasan hocamız söylediği gibi sizin ulusal çıkarlarınız için olmazsa olmazlar nedir? Onları belirleyeceksiniz. Oradan geri adım atmayacaksınız. Ama tamam şimdi Abdullah Ağar ifade etti 8400 kilometre kare. Tamam da ne oldu bu 8400 kilometre kare? Yani 2011'de Suriye'deki durum mevcudiyetini korusaydı bizim için daha güvenlikli bir durum mu çıkacaktı? 65 bin silahlı PYD'li nereden çıktı? Bunun cevabını bulmamız lazım. Bakın o Suriye politikası bugün Rusya ile bizi komşu yaptı. Nerede komşu yaptı? Suriye'de komşu yaptı. Evet, dönemsel çıkarlarımız yan yana olabilir ama 50 yıl, 30 yıl hoşumuza gidecek bir şey mi acaba? Ya da ne bileyim, Batılıların aptalca Ukrayna politikaları sonucunda Kırım gitti Rusya'nın eline. Ne oldu Karadeniz'de güç dengesi? Denizde güç dengesi ne oldu? Rusya'nın lehine gelişti. Tamam şimdi Rusya'yla iyi, hoş ilişkilerimiz var falan. Yarın ne olacağı belli mi? Onun için devleti yönetenler böyle futbol sahasındaki taraftarın gol gol diye bağırmasıyla falan futbol takımı bile hücum etmemeli yani. Onun için askeri gücünüzü kullanırken son derece dengeli kullanacaksınız. Çünkü askeri güçle ekonomik güç arasında bir korelasyon var. Bakın Türkiye'nin şu anda en hayati çıkarı Doğu Akdeniz ve Batı Akdeniz konusudur. Batı Akdeniz konusudur. Tabii ki Libya ile yapılan anlaşma da bu Batı Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda hayatidir. Evet orada petrol çıkarı vardır Türkiye'nin. Eğer Libya istikrara kavuşursa oradan petrol sağlayabilir. 20 milyar dolar kadar para bıraktı 2011'in öncesinde ki müteahhitlerinin vesairesinin alacakları var. Onlara hayat hakkı bulunabilir. Bunlar da doğal. Herkes oradayken sen ben oraya gitmiyorum falan deme gibi bir lüksün de yok. Ama orada bulunmamızın maksadını doğru koymamız lazım. Ve gücümüzle orantılı bu işi yapmamız lazım. Dolayısıyla bu yalnızlaşma işinde
Ben biraz tamam onu bileceksiniz. Size zaten bu coğrafyada yaşamak çok kolay bir şey değil. İşte Kıbrıs'ta arkasında Batı var. Yunanistan'ın her şımarıklığının arkasında Batı var. Onu bileceksiniz bir defa. Onu bileceksiniz. Onun için böyle biz statikoyu değiştiriyoruz. İşte eski devlet gitti. Aciz falan devletti. Yeni geldi. Öyle bir şey yok yani. Bunlar, Sayın Yavuz, peki... bunlar böyle kamuoyunda çok yüksek bir enerji yaratıyor. O enerji orada kalır. Niye Navtex'i durdurdunuz? Mesela ben eleştireyim şimdi. Navtex neydi? Meis ile Rodos arasında siz kendi kıta sahanlığınızda, biz yani. Siz kıta araştırma yapacaksınız. Araştırma yapacaktık değil mi? Biz peki kıta sahanlığımızı Akdeniz'de ilan ettik mi? Birleşmiş Milletler'e bildirdik mi hocam? Bildirdik. Tabii 2012'de falan tabii herhalde. Bildirdik. Şimdi niye peki ihtilaflı oluyor orası? Yani o zaman yani... siz Navtex'i ilan etmeyeceksiniz. Böyle bir sezgisel olarak, öngörüsel olarak siz orada bir geri adım atmanız söz konusu olursa, olacaksa. Çünkü bakın şöyle bir durum var. Türkiye Kıbrıs'ta şunu gördü. Kıbrıs'ta işte dedi ki burası benim alanımdır dedi. Türkiye de dedi ki hayır burası senin alanın değil. Burası Kuzey Kıbrıs'ın da alanıdır dedi. Ve dedi ben buraya askeri gücümü de gönderiyorum. Araştırma gemilerimizi de gönderiyorum. Çok haklı ve karşısındaki bütün güçlerin bir araya gelerek bir güç kullanma ortamını ortadan kaldırdı. Öyle mi hocam? Tabii. Kurduramadı. Yani, 2019'daki tabii. En büyük dış politika başarılarından biri. Evet çok büyük ama. Başarıydı. Ama... siz aynı şeyi Yunanistan'la yaparsanız, çünkü ihtilaflı bir konu yok orada. Burada başka bir şey var. Bakın ne oldu? İşte herkes devreye girdi. Adımınızı geri attınız. Geminizi gönderemediniz. Dolayısıyla bence bu işleri biraz daha sükunetle ve bir kesin belirlenmiş yol haritasıyla götürmek lazım. Mutlak surette de kendimizi yalnızlaştırmamamız lazım. Şimdi kendimizi yalnızlaştırma konusu. Ya Mısır'da darbe yapılmış. Bana ne kardeşim yani? Peki niye Yemen'deki darbeciyle yan yana geliyorsun? Oradaki darbeciyle problemin yok da buradakiyle niye var? Sudan'da var. Yani şimdi dolayısıyla böyle bir şey yok yani. Böyle bir dış politika yok. Darbeciymiş Sisi, Hafter darbe. Ya bunlar bana yabancı geliyor. Ben çünkü dış politikayı ulusal çıkar ekseninde yaparım. Şimdi Mısır'la düşmanlaşmamızın alemi var mı? Mısır'la düşmanlaştığımız için Mısır gidiyor Kıbrıs'la, Mısır gidiyor Yunanistan'la beraber iş görüyor. Bizle niye iş görmesin? Niye savaşalım biz Mısır'la yani? Ya savaşın bir hayatiyeti olması lazım. Hayati bir şey olması lazım. Siz konuşmanıza başlarken ne diyor Mustafa Kemal? Diyor ki memleketin her karış toprağı vatandaş karıdasını almadıkça terk olunamaz diyor. Orada Sakarya Savaşı'nın bir esprisi vardı. Sakarya Savaşı'nda iki şey vardı. Oradaki şeyi biz genel olarak kavramakta zorlanıyoruz. İki anlamı vardı Atatürk'ün. Bir stratejik. Ha biz Sakarya'da da yenilsek gideriz bir dağın tepesinde, son kayanın üstünde savaşa devam ederiz kardeşim. Seni çekeriz, içeride de boğarız. Hatta Atatürk'ün Halide Edip'e bir sözü var. İşte Ankara'ya doğru giderse ne yaparsınız? Bon voyage derim. Yani iyi yolculuklar derim. Ve bir türlü vururum, onu buradan atarım. Şimdi orada bir hayatiyet var. Yani orada da olsa ben savaşı sürdürürüm. Ama öyle bir şey ki Sakarya giderse çok tehlikeli. Onun için de orada birliklere verdiği emir karış karış savunma şeklindeydi. Şimdi oradaki hayatiyetle buradaki hayatiyet farklı. Ama şunu görmemiz lazım. Türkiye'nin refahı önümüzdeki dönemde Akdeniz'de. Doğu Akdeniz'de. Doğu Akdeniz'de, denizlerde yani. Denizlerde. Biz 1000 yıldır karacı bir felsefeyle bu işleri götürdük. Fatih'i anıyoruz işte Ayasofya'dan dolayı. Keşke 1481'de İtalya seferiyle ansaydık yani. O kafayla devam etseydik bakın Fatih'in kafasıyla Akdeniz gücüydük. Kimse de oradan bizi geri adım attıramazdı. Bakın her şeyi
çok sağlıklı atmak lazım. Osmanlı da bazı adımları sağlıklı atamadı. Mesela Balkan Savaşı'nın geleceğini göremedi. Göremediği için Batı Trakya'daki topraklarımızı kaybettik. Göremediği için gitti en kıymetli subaylarını Libya'yla uğraştırdı. Libya'da tamam bugün kahramanlıklarını anlatıyorlar Atatürk'ün ama Atatürk'ün mektubu, yazdığı mektubu okusunlar. Serseriyane bir kararla gitmiştik diyor. Yani oraya gittiler, ne oldu? 12 adaya geldi İtalya, el koydu. Bir daha çıktı mı? Çıkmadı. Ne zaman çıktı? Aptallık ettiler. Mussolini'nin arkasından gittiler. Bıraktılar 12 adayı, teslim ettiler. Dolayısıyla devletleri yönetenler politikayı belirlerken, stratejiyi belirlerken bir tarihsel perspektiften kopmayacak. Tarihsel perspektif olarak Türkiye bu coğrafyada yalnızdır. Yani onu bilecek. Onu bilecek. Onun için küçük büyük demeyip kimseyle ek kavgalar çıkarmayacak. Uzlaşmalar içerisinde adımlarını atacak. Kimsenin iç işlerine karışmayacak. Bakın biz darbeci demek suretiyle Mısır'ın iç işine karışıyoruz. Bize ne kardeş? Suriye'de Esad'ı göndermeye çalışıyoruz. Bize ne? Yani yok insancıl dış politikaymış. Hangi insancıl dış politika? İnsancıl dış politika diye bir dış politika yok. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. O zaman zaten dünyanın 4/3 ile 5/4 herkesle kavga edersiniz. Lazım. Onun için gücünüzün sınırı bak. Hayat her zaman yapılabileceğini insanlara yaptırır. Yapılamayacak şeylerin peşinden gitmek yanlış olur. Şimdi burada belki burada temas etmediğim konuda kalmamış. Yani sözümü bitireyim. Peki. Bunları söylüyoruz, söylemek zorundayız. Bu böyle yüksek atmosfer yaratarak yürütülebilecek bir politika değil. Türkiye aynı zamanda ekonomik gücüyle askeri gücünü dengeli kullanmalı. Bakın bir taraftan dış borcunuz bilmem ne noktasına gelmiş, kredi arıyorsunuz, şu oluyor, bu oluyor. Öbür taraftan askeri gücünüzü daha geniş alanlara yayıyorsunuz. Askeri gücü siyasi iktidar daha geniş alanlarda kullanmak suretiyle belki içeride de bazı konular tartışılmasın, kamuoyu daha rahat arkamda olsun gibi bir beklenti içerisine de giriyor. Bu da Türkiye'nin âli menfaatleriyle uyumlu bir şey değil. O siyasi iktidarın dar beklentilerine cevap olabilir ama Türkiye'nin menfaatlerine cevap olamaz. Hasan Hocam, size geleceğim. Şimdi birkaç kez araya girmeye çalıştım. Ahmet Yavuz Paşam gayet seri bir şekilde anlattı. Fırsat olmadı. Size yönlendireyim soruyu. Şimdi kusura bakmayın yani ben moderatörün moderatör sizsiniz. Kesebilirsiniz sözünü. Yani. Bir iki kere yeltendim ama bak olacak gibi değil. En iyisi toparlayalım öyle devam edelim diye düşündüm. Şimdi Yunanistan malum yani sorun yaşıyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün bayram birinci günü bayram namazını Edirne'de Selimiye Camii'nde kıldı. Bu ara işte içeriye de dışarıya da mesajlar verirken semboller üzerinden yaklaşım çok moda. İşte tam bu krizin yaşandığı anda da işte Edirne'deydi. Önümüzdeki günlerde Ankara'da Yunan komşularımızla toplantı yapmayı bekliyoruz ifadesini kullandı. Sonrasında da El Cezire Arapça'ya bir mülakat verdi. Orada da biz her zaman Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki ve Kıbrıs'taki tüm sorunların barışçıl yol ve yöntemle çözülmesinden yanayız dedi. Her üç konuda da uluslararası hukuku esas aldıklarını söyledi. Şimdi Doğu Akdeniz'de ve işte Ege'deki ve arkasından Doğu Akdeniz'e yansıyan sorun da çok değil. İşte geçtiğimiz yıl 31 Ağustos yanlış hatırlamıyorsam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tuzla'da bir mavi vatan haritasının önünde konuştu. Yunanlılar deyim yerindeyse çılgına döndü. Şimdi Mavi Vatan 482 bin kilometrekarelik bir deniz sahasını Türkiye'ye sağlayan bir işte doktrin diye geçiyordu. Şimdi bir gerçeklik, en azından hedef, amaç. Bizim kara yüz ölçümümüz 783 bin yani onun yarısından fazla bir alana tekabül ediyor. Ahmet Yavuz Paşam söyledi gelecek Akdeniz'de diye. Yunanistan'la bu Mavi Vatan konusunda bir uzlaşma mümkün mü? Çünkü onlar en küçük ada parçasının bile 12 mil kıta sahanlığı olduğu varsayımıyla işte Meis özelinde
yaklaşık 40 bin kilometrekarelik bir alan oluşturuyorlar. Uzlaşılır mı, uzlaşılmaz mı? Yoksa tıpkı Ege'de olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de mevcut statikonun korunacağı bir yapıyla kimse bir arayışa girmesin, biz böyle devam edelim noktasına mı evrilir konu? Neler söylersiniz? Şimdi sorunuzun doğrudan cevabı şu: Yunanistan'la kısa vadede bir çözüm bulunması ihtimali zayıf. Ancak bulunmaz mı? Bulunur. Sebebine gelince, Türk dış politikası üzerinde Avrupa Birliği'nin belirleyici etkisi büyük ölçüde sona erdiği için Yunanistan şunu fark etmek zorunda olduğunu görüyor. Yani ben birebir Türkiye ile baş başa kalabilirim. Yani bu beni öyle bir noktaya götürür ki Türkiye ile tek başıma bir savaş senaryosunun içinde kalabilirim. Tezlerimde ısrarcı olursam. Çünkü ne yaptı Türkiye? Mesela Kıbrıs Rum kesiminin işte benim deniz yetki alanım, benim kıta sahanlığım vesaire dediği alanlara gitti. Sismik araştırma gemilerini soktu, petrol, doğalgaz arama gemilerini götürdü, platformlar kurdu, doğalgaz aramaya başladı. Karadan görülen noktalarda, yerlerde Kıbrıs Rumlarının gözüne baka baka arama ve sondaja başladı. Hiçbir şey de yapamadılar. Şimdi aylardır Yunan basınında şu tartışılıyor. Özellikle bizim Libya ile yaptığımız deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasından bu yana. Acaba Türkiye gelir aynısını bizim dediğimiz yerlerde de yaparsa ne yapacağız? Ve bu Navtex öyle bir şeydi işte, o senaryoydu. Yani mesela Türkiye gelir Girit'in doğusunda, güneyinde Libya ile birlikte veya kendi başına bu tür işlere girişirse ne yaparız? Ha tabii ki kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda diyorlar ki tabii, yani savaşırız gerekirse. Evet tabii. Ama o kadar kolay değil. Kendileri de biliyor. İkinci bir şey, tezlerinin hukuki dayanaklarının o kadar güçlü olmadığını kendileri de biliyor. En önde gelen hukuk profesörlerinden işte geçenlerde Türkiye'de de haber oldu. Televizyon spikerlerinin filan, sunucuların dolduruşuna gelmiyor mesela Rozakis. Diyor ki kardeşim, evet siz Meis adası ile ilgili olarak bana bir şeyler soruyorsunuz ama Meis Türkiye'ye çok yakın bir ada diyor. Yani orada haritada çoğu zaman görünmeyen bir noktanın 1000 kilometre karelik bir toprak parçasının 40 bin kilometre karelik bir deniz yetki alanı olmasına koskoca bir kıta devletinin Türkiye'nin hiçbir şey demeyeceğini düşünmek komedi. Ya Türkiye 2 kilometre mesafede. Evet. Kabul edilebilir. Onlar yani. Bir tarafa. Mesela şimdi Yunanistan'da böyle akıllı insanlar yok muydu? Vardı. Ben yıllarca bu Yunan uzmanlarla böyle alternatif Ege çözümleri olur mu olmaz mı falan diye gayri resmi böyle toplantılara katılırdım. Rozakis de bizim şeylerimizden biriydi karşımızdaki. Aklı başında çok şey ama vatansever, çok yani Yunan vatanseveri ama aklı başında, mantıklı düşünen bir adamdı. Bunların hepsinin tezi şuydu: evet biz belki aşırı taleplerdeyiz ama siz Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsanız Kıbrıs'ta ve Ege'de istediklerimizi yerine getirmek zorundasınız. Kabaca buydu adamların tezleri. Şimdi Türkiye bu noktadan uzaklaştığına göre avantajlı bir durumda. Dolayısıyla Sayın Hulusi Akar'ın dediklerinin daha tutarlı bir tarafı şimdi var, yalnız sorunlar. Şimdi Abdullah Bey'in bıraktığı noktadan da devam edersek, Türkiye'nin müttefiksiz, müttefik bulamaz hale gelmesi diyelim. Şimdi bir iki konuyu burada vurgulamakta fayda var. Bunlardan birisi şu: dış politika bir sonuç alma sanatıdır. Siz kendi haklılığınızı herkese anlatıp sonra da ama herkes bana karşı diyerek şikayet eder bir noktaya gelmişseniz politikanızda bir yanlışlık vardır. Yani kendinizi aynaya koyacaksınız. Nerede yanlış var diye çok titiz bir inceleme yapacaksınız. Peki bunu biz mi ilk defa mı yapıyoruz? Hayır. Size bir örnek vereyim. Bakın bizim şu dünyada 10 tane uluslararası sorun ele alın. Bunlardan bizim
Kıbrıs'ta haklı olduğumuz kadar tarafların biri lehinde şunlar haklıdır diyeceğiniz sorun azdır. Anlatabiliyor muyum? Biz Kıbrıs'ta çok haklı bir durumdayız. Ama ne oldu biliyor musunuz? 1950'lerde hem de iyi niyetle izlediğimiz Orta Doğu politikaları bizi öyle bir yere getirdi ki bütün Araplar Kıbrıs konusunda aleyhimize döndüler. Niye? Orada mesele Kıbrıs konusu değildi. Türkiye'nin aleyhine dönmüşlerdi Orta Doğu politikalarında. Ha Türkiye, ya ben Kıbrıs konusunda haklıyım, siz benim aleyhimdesiniz. Siz işte bir de benimle güya aynı dini paylaşıyorsunuz, yok bilmem ne falan filan. Ve bu Atatürk dönemi değil, Demokrat Parti döneminde oldu. Anlatabildim mi? Hani bazen böyle şey anlatılır işte, yok biz laikliği getirdik, halifeliği kaldırdık falan, Araplara sırtımızı döndük, böyle oldu. Böyle bir şey yok. Yani Atatürk döneminde bağımsız Arap devleti yoktu zaten. Anlatabildim mi? Ha şimdi bunun üzerine peki Türkiye ne yaptı? 1964'te bir değerlendirme yaptı. Dedi ki bu Arapların haklı olduğu taraflar var. Ben belki bunların iç işlerine karışıyor görüntü veriyorum. Ben belki bir Arap ülkesinin tarafını tutup öbürünün karşısında duruyormuşum gibi bir görüntü veriyorum. Bunlar istemeden de oluşuyor olabilir. Algı gerçeğin kendisinden önemlidir dış politikada. Ha bunlar üzerine yaptığı bir değerlendirmenin ardından Türkiye Arap dünyasında bütün ülkelerle çok iyi hale geldi. 1974'te Kıbrıs'a çıkarma yaptığımızda yine aynı haklı gerekçelerle Arap devletlerinin Suriye hariç hepsini yanımızda bulduk. Daha sonraki Birleşmiş Milletler görüşmelerinde birçok konuda hep yanımızda oldular. Niye? Çünkü biz politikamızı gözden geçirdik. Şimdi burada da biz şu anda kendimizin haklı olduğunu, karşı tarafların bizi anlamadığını söyleyerek şikayet ediyoruz. Bu bir gün olur, iki gün olur, üç ay olur, altı ay olur. Ama sonuç vermiyorsa, yani baştan bir şey dedim, dış politika sonuç alma sanatıdır. Sonuç alamıyorsunuz, yani şu çay şuraya gelmiyor, oysa sizin hakkınız. O zaman bir şey var burada, inceleyeceksiniz, oradan gelirken bir şey oluyor, bir yere takılıyor. Ha sonra bakacaksınız ki bununla ilgili arkadaş getiriyor aslında çayı, şuraya bir yere koyuyor. Siz o oraya bırakarak size verdiğini zannediyor. Siz size gelmediği için şikayet ediyorsunuz değil mi? Ha o zaman bunu inceleyerek çözeceksiniz. Burada da böyle bir şeye ihtiyaç var. Şimdi bizim bölge ülkelerinin hepsiyle kavgalı olarak bu bölgede güçlü sonuçlar alma ihtimalimiz zayıftır. Kuvvetli askeri gücümüze rağmen. Bakın askeri güç olağanüstü önemlidir. Hele bu coğrafyada. Ama diplomasi askeri güçten daha önemlidir biliyor musunuz? Çünkü sizin kol kuvvetinizi 3'le, 5'le, 10'la çarpar diplomasi. Hiçbir devlet gereksiz yere başka biriyle savaşmayı istemez. Şimdi Mısır bizle niye savaşmak istesin? İstemez. Onun zaten içeride, dışarıda bir sürü kendi problemleri var. Ha ama mecbur kalırsa bunu da yapar. İkincisi, diyelim ki biz Mısır'a hallaç pamuğu gibi atarız. İyi de niye atalım arkadaş? Yani gücümüzü niye Libya'da Mısır'a harcayalım? Hem Libya'yı kazanalım, hem Mısır'ı kazanalım, hem Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerini elde edelim, sonuca dönüştürelim. Bizim topraklarımız, bizim güzergahımız üzerinden tüketilecek pazarlara gönderilmesini sağlayalım. Bunun da çatışmayla değil diplomasiyle sağlanabileceğini. Ha şöyle bakın dış politikanın bir özelliği daha var. O da şu: dış politika müzakere, iyi niyet, karşılıklı çıkar ilişkisi ama aynı zamanda kararlılık, caydırıcılık, yeri gelirse kas gösterisi, yeri gelirse vurarak. Ama yeri gelirse o vurarak en son. Anlatabildim mi? Yani dış politikanızı belirliyorsunuz. Bu dış politikanın özelliği şu olacak. Sonuç alıcı olacak. Ha, mesela Türkiye bunları fevkalade iyi yapan bir ülkeydi. Mesela 2,5 savaş senaryosuna sıkıştırılmak istendi 1990'lı yıllarda. Suriye bir cephe olacak, Yunanistan bir cephe. Arada da PKK yarım cephe olacaktı. Ha, Türkiye önce PKK'yı bir devre dışı bıraktı askeri yöntemlerle. Olması gerektiği. Sonra Suriye'nin üzerine gitmek zorunda kalacağını biliyordu, hazırlık yaptı buna. Suriye'yi askeri olarak en zayıf,
diplomatik olarak en izole durumdayken yakaladı. Bu arada ne olur ne olmaz diye İsrail'le bir dünya anlaşma imzaladı. Biz Suriye ile teke tek de baş ederdik. Ama İsrail'le bir takım anlaşmalar imzalayarak Suriye ve Yunanistan'a da şu mesajı verdik. Bak, bizim toplam gücümüz sizinkini kat be kat alt eder. Dolayısıyla aklınızı başınıza alın. Bu arada Arap dünyasının en önemli ülkesi Mısır. Mısır'ı yanımıza aldık. Dedik ki bak arkadaş, bu Hafız Esad çok yanlış bir yolda. PKK'yı üstümüze sürüyor. Böyle Hatay meselesi bilmem ne maceralar peşinde. Bu iş çok kötü bir kırılmaya gidiyor. Mübarek çok akıllı bir devlet adamıydı. Ondan sonra anladı, uyardı. Buna rağmen Hafız Esad tavır değiştirmeyince biz üzerine gittik 98'de. Biz üzerine gittiğimizde Yunanistan krizi en yakından izleyen ülkeydi. Ben o zaman Yunanistan'ı çok yakından takip ederdim. Halen de ederim de. Yani o kriz vesilesiyle. Mesela orada Yunanlar şunu görüyordu. Diyordu ki ya şimdi Suriye'nin üzerine geldikleri gibi bizim üzerimizde de gelirler mi? Gelirlerse ne yaparız? Mübarek uçağına atlayıp Ankara'ya geldiğinde biz dedik ki bitti. Yani Sayın Mübarek, bu iş bitti. Sizden şunu rica ederiz. Eğer giderseniz bu adama anlatırsanız anlatın. Anlatmaz. Yani anlarsa anlar. Anlamazsa bu işin nasıl anlatılacağını biz artık biliyoruz. O da gitti, açıkça dedi ki Hafız, bu iş bitti arkadaş. Deniz bitti senin için. Eğer Türkiye kuzeyden girerse bil ki İsrail bunu mutlaka fırsata çevirir. Ve şunu bil ki hiçbirimizden en ufak bir destek yok. Kendin ettin, kendin buldun. Hafız Esad da akıllı bir adamdı. Hemen uyandı. Peki dedi, o zaman bizi barıştır. Amacımız bizim Hafız Esad'ı öldürmek değildi. Bizim amacımız yine diplomatik, akıllı, sürdürülebilir, yürütebilir bir şeydi. Biz dedik ki gel Adana mutabakatı imzalayalım. Dost olalım. Sen benimle dost ol canım ya dedik. Ha o da gördü zaten, ona göre davrandı o kadar yıl boyunca. Şimdi demek istediğim, yani bir şey sonuç almak böyle olur. Mesela Libya'ya gittiğimizde 2019 Kasım aralığında bu anlaşmayı imzalamak için imzaladığımızda ben böyle bir sonuç bekliyordum. Diyordum ki yani şimdi hemen ardından haftalar içinde, bırakın aylar içinde, haftalar içinde biz Mısır'la uzlaşacağız. Mısırlılar bu konuda çok açık olduklarını söylüyorlar dolaylı olarak da. İsrail keza, bakın İsrail'in Ankara maslahat güzarı bir internet sitesine yazı yazdı ya, makale yazdı. Biz hazırız ilişkileri toparlamak konusunda. Büyükelçimizi siz kovdunuz. İsrail'de yeni bir hükümet var. İstiyorsanız biz hazırız. Her konuda da anlaşmak zorunda değiliz dedi. E şimdi biz eğer diyorsak ki yok kardeşim biz aynı anda İsrail'le, aynı anda Mısır'la, aynı anda Suriye'yle, bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanına bırakmayacağız bu yaptıklarını. O Suudi Arabistan gününü görecek bak falan filan. Bu ben 30-35 senedir bu diplomasi tarihiyle uğraşırım. Yeni bir yöntem. Yani ben böyle bir şey okumadım da Ankara'da da yıllarca bu işleri takip ettim, görmedim de. Peki. Bu yeni, bu yeni yöntemi birazdan Abdullah Ağar'a soracağım. Aynı anda birçok ülkeyle neler yaşanır veya Doğu Akdeniz, işte Sayın Ahmet Yavuz'un söylediği geleceğin olduğu alanda bir sıcak çatışma riski var mı? Hepsini birazdan Abdullah Ağar'a soracağım ama öncesinde kısa bir ara. Evet, artı eksi devam ediyor. Ahmet Yavuz Paşa, Hasan Ünal ve Abdullah Ağar'la birlikteyiz. Araya gitmeden önce ipucunu vermiştim. Doğu Akdeniz'de sıcak çatışma riski var mı? Tabii ki elbette buradaki konu sadece Yunanistan değil, çok daha fazlası. Sayın Ağar, sözü size vereyim. Hem Ahmet Yavuz Paşa'nın hem de Sayın Hasan Ünal'ın anlattıkları, bölgedeki durumu özetleyen açıklamalarını dinlediniz. Bir sıcak çatışma riski var mı? İşte Mısır, Yunanistan veya diğerleriyle beraber veya işte Sayın Ünal'ın söylediği gibi sıra her birine gelecek mi? Şimdi aslında şu andaki pozisyonda her biri bir sıcak çatışma ihtimali var. Hatta sıcak çatışma değil, savaş ihtimali var. Hatta bu NATEX meselesiyle ilgili hani o gece belki çok fazla gündeme gelmedi ama hani mümkün olduğu kadar yakından takip etmeye çalıştık. Gitti geldi. Yani o derece. Çünkü bizim 18 parça gemimiz hareketlendi bölgeye karşı.
Aynı hareketlilik Yunanistan tarafından kendisini gösterdi. Savaş uçaklarımız hareketlendi. Yani ve açıkçası vurmakla vurma iradesiyle ilgili fotoğraflar ortaya çıktı. Şimdi burada gerek Avrupa Birliği'nin gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girdiğini görüyoruz. Yani bir şekilde bir sıcak çatışmanın veya bir konvansiyonel savaşa dönüşmesinin o gece engellendiği gözüküyor. Ama sorun çözülmüş mü? Hayır, sorun kesinlikle çözülmüş değil. Sorun bir şekilde devam ediyor. Çünkü sonuçta Yunanistan ısrarlı bir şekilde yani bu topraklar veya özür dilerim bu topraklar üzerinden, Meis Adası üzerinden, diğer adalar üzerinden, Güney Kıbrıs'ın kesimi üzerinden Doğu Akdeniz'i bize dar etme eğilimi içerisinde. Hatta öyle bir şey var ki, aymazlık var ki utanmasa Türkiye içerisinde, kara alanlar içerisinde yürümemize müdahale edecek. Böyle bir şey var. Yani şimdi Türkiye bunun üzerine gittiği takdirde mutlaka bununla ilgili bir karşıtlaşma oluşacak. Ama mesele şu, Yunanistan bu gerilime ne kadar dayanabilir? Şimdi bu önem taşıyor. Şimdi bizim açımızdan ise mesele şu. Hani biz sadece Yunanistan'la karşılaşmış olmuyoruz böylesine bir mücadelede. Çünkü sonuçta aynı Birinci Dünya Savaşı'nda tecelli ettiği de benzer bir şekilde Yunanistan'ın bir proksi devlet olarak kullanılması fotoğrafı var. Ve bizim girişmiş olduğumuz çok geniş alanda bir mücadele var. Peki kullanan şimdi, kim Sayın Ağar? Proksi devlet olarak Yunanistan'ı kullanan kim? Temelde Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri. Yani Amerika Birleşik Devletleri özellikle bu DEDAŞ meselesi çok fazla gündeme gelmedi. Bundan sonraki süreçlerde çok konuşacağız. Yani bu burada muazzam bir askeri yığınaklanma oluşturuyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani getirmiş olduğu harp silahı araç gereçleri muazzam. Ve bunu hani özellikle Balkanlar bölgesinde büyük bir güç yığınaklanması var bu DEDAŞ üzerinden. Nereyi etkileyecek? Bir kere yani Türkiye'yi çok etkileyecek, Karadeniz'i çok etkileyecek, Rusya'yı çok etkileyecek ve yani Ukrayna meselesiyle ilgili son derece önemli bir pozisyon üretiyor orada. Bir diğer tarafıyla da şu konuşuluyor, İncirliğin alternatifi. Yani olası Türkiye ile ilgili jeopolitik anlamda bir kopuş veya İncirlik'le ilgili bir takım handikaplar ortaya çıkarsa burayı kullanmasıyla ilgili bir hazırlık içerisinde olduğu ifade ediliyor. Ama bir şey var, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir paradigma değişikliği içerisinde olduğu DEDAŞ üzerinden kendisini gösteriyor. Şimdi Fransa ise özellikle bu şeyde çok gösterdi, İrini operasyonu sırasında kendisini çok gösterdi. Yani Yunanistan'ı çok iyi kullandı bize karşı. Yani bu Spetsai fırkateynini üzerimize saldılar ve açıkçası büyük bir gerilim yaşandı o çirkin olayında. Orada belki durduramadı. Bu sefer kendi fırkateyniyle devreye girdi. Bu sefer büyük bir vaveyla koparttı. Bizim gerçekten yani burada Fransa'nın bu fırkateyniler geriliminde gerçekten NATO'yu ayağa kaldırdığı gözüküyor. Yani büyük bir vaveyla koparttığı gözüküyor ve meseleyi köpürterek bunu bir Türkiye üzerinde baskı unsuruna dönüştürmeye çalıştığı gözüküyor. Çünkü bu bizim Türkiye'nin ulusal mutabakat hükümetine sağlamış olduğu desteğin önünün kesilmesi bundan sonra yapılacak mücadelelerin akıbeti açısından son derece önem taşıyor. Bunun farkındalar ve ilginç bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'nin yanında durdu bu fotoğrafta. Dedi ki yani siz dedi hani dedi bu İrini operasyonunu nalıncı satırı bu ifadeyi kullanmadı ama aynı buna benzer gelecek bir şekilde hep Türkiye'ye karşı kullanıyorsunuz dedi. Niye dedi Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Mısır'a, Rusya'ya karşı kullanmıyorsunuz? Böyle bir tavır üretti. Şimdi bu önemli. Yani Amerika Birleşik Devletleri özellikle şöyle bir şey oldu aslında. Yani bunu belki söylemek gerekiyor. Wagner varken Amerika Birleşik Devletleri olaya çok müdahil olmadı. Yani bir işin içerisinde bir işte para kazanma meselesi falan vardı ve o işte bir yerlerden gidiyordu, bakıyordu, çok rahatsız etmiyordu ama bu Su-24'lerin, MiG-29'ların İran üzerinden Mihemme gelmesi, oradan işte boyası falan değiştirerek
Su-35'lerin eşliğinde Cufra ve diğer üslerde üstlenmesi Amerika Birleşik Devletleri çok rahatsız etti. Şimdi böyle o eksende böyle bir fotoğraf ortaya çıkınca Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ve ulusal mutabakat ekseni yanında çok kendisini göstermeye başladı. Nereye gider? Okumak gerekiyor ama yani Rusya'nın denkleme jeopolitik aygıtlarıyla beraber yani hem Afrika'nın jeopolitiği ile ilgili hem Doğu Akdeniz'in ve Akdeniz'in jeopolitiği ile ilgili hem de Avrupa'nın güvenliği ile ilgili stratejik aygıtlarla devreye girmesi Amerika Birleşik Devletleri denkleme dahil olmaya zorladı ve kendi müttefikleri dahil olan etrafı baskılamaya başladığını, fırçalamaya başladığını görüyoruz en azından. Yani bu şey olayında bu var. Yani İtalya, Fransa ve Almanya'nın müşterek yapmış olduğu açıklamalardan sonra hemen Amerika Birleşik Devletleri açıklama yaparak siz neden Rusya'yı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ı baskılamıyorsunuz, neden İrini operasyonu sadece Türkiye'nin aleyhine kullanıyorsunuz tarzında bir takım cümleler kurdu ve ondan sonra hani çok kendisini göstermese bile olaya müdahil olduğunu ben açıkçası öyle okuyorum. Yani çünkü onun açısından şöyle bir şey var. Yani biraz önce ifade etmeye çalıştım. Şimdi Mısır'la Türkiye karşılaşmış durumda ama Amerika Birleşik Devletleri ikimizde de müttefik. Türkiye ile Fransa karşılaşmış durumda ama ikisiyle de müttefik. Şimdi böyle olunca Yunanistan hakeza o da öyle. Şimdi denklemin mutlaka içerisinde Amerika Birleşik Devletleri var ve olayı kendi istediği gibi yönetmek istiyor ve kontrolsüz bir mücadelenin şekillenmesini Amerika Birleşik Devletleri'nden istemediğini düşünüyorum ben. Çünkü onun hesabı da şu temelde. Ben diyor küresel bir rekabete tutuştum. Bu küresel rekabette Çin'le mücadele içerisindeyim. Rusya'nın Rusya'yı yanıma çekmeye çalışıyorum ama çok da yanıma gelmiyor. Daha çok Avrasyacı bir tavır ortaya koyuyor. Şimdi böyle olunca açıkçası müttefikleri içerisinde, Avrupa Birliği içerisinde veya NATO içerisinde büyük bir kırılganlığın oluşmasına sebebiyet verecek risklerin ortaya çıkmasını istemeyen bir Amerika Birleşik Devletleri fotoğrafı var. En azından meseleyi kendi öngörüleri ve kendi hesapları çerçevesinde içerisinde çözmek istiyor. Bu noktada benim öngörüm şu, tabii şeyi anlıyorum. Türkiye'nin, Sayın Erdoğan'ın ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyorum, anlamlandırmaya çalışıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Belki bu vekaletler savaşının ortaya koymuş olduğu çalkantı, türbülans ve bunun üstüne pandeminin ortaya koymuş olduğu o jeopolitik etki, yani jeopolitik taşların yerinden oynamış olması, bu ortaya çıkan riskli denklemleri kim daha iyi okur, kim daha iyi şekilde etki ortaya koyarsa, hani bu pandemi sonrasındaki şekillenecek dünya jeopolitiğinde son derece önemli bir rol oynayacak. Şimdi bu bence son derece kritik bir evren içerisindeyiz. Yani bu anlamda açıkçası kuvvet bileşenleri, biraz önce komutanım söyledi, kuvvet çarpanları, milli güç unsurları ama bir diğer tarafıyla da mücadele alanlarında kendisini gösteren, hani mücadele ettikçe kendisini belli eden o sezgiler, tam buradan vurmalıyım, tam burada bir etki ortaya koymalıyım tarzında ortaya çıkacak yaklaşımlar. Yani bunun hem jeopolitik boyutu, hem stratejik boyutu, hem operasyonel boyutu. Taktiksel ve operasyonel bir hamleden stratejik sonuç üretebilme, kabiliyet ve kapasitesini ortaya koyabilme. Yani gerçekten son derece kritik bir noktadayız. Yani bu noktada Türkiye, bakın hani ben samimiyetle söyleyeyim. Yani biraz önce ifade ettiğim o Trablus, Vatia, Tartuni ekseninde yaşanan mücadelelerde elde edilen o muazzam başarı aslında operasyonel bir kabiliyetin stratejik bir başarıya dönüşmesine dair son derece önemli bir örnektir. Ya bu çok etkiledi Amerika Birleşik Devletleri'ni, Avrupa Birliği'ni ve büyük bir hayretle Türkiye'nin ne yaptığına baktılar. Yani orada bir avuç Sayın Erdoğan ifadesiyle istihbaratçımızın, askerimizin ortaya koymuş olduğu muazzam geriye dönüş, yani resmen denize dökeceklerdi. Yani şimdi büyük bir gerginliğe sebebiyet verdi aynı zamanda ve Mısır açıkçası hani şu cümleyi kurmalıyım. Kırmızı çizgi falan diyor ama Sirte'ye işte girerse ben de müdahale edeceğim falan diyor ama ya zaten şu an bizimle karşılaşmış durumda Serdar Bey. Yani bunu söylemek zorundayız. Yani Mısır Libya'da şu an eksene baktığımız zaman, eksen içerisindeki faaliyetlere baktığımız zaman, ortaya koymuş olduğu yığına ve desteğe, akla baktığımız zaman zaten şu an bizimle mücadele halinde.
Peki onu yani, o eksenden hani çıkartma ihtimali yok mudur? Yani onu eksenden çıkartmanın ihtimali var mı? Yani var ama bir anda olacak bir şey değil. Yani şimdi iş öyle bir şeye gitti ki hani burada hani okuma yaparken bazı yani biraz kıvranarak bu cümleleri kuruyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Yani şimdi biz Mısır'la ittifak edelim. Ama şu an Mısır'la nasıl ittifak edeceğimizin cevabı çok zor. Yani biz şu an şeyle ittifak edelim. Yani rejimle ittifak edelim. Ama bunun uygulaması şu an son derece zor. Yani şimdi öyle bir noktaya gelmiş ki o işte yerel basına da yansıdı. İşte uluslararası basında aldı kullandı. İşte 150 tane Mısırlı askerin geldiği ifade ediliyor. Şimdi bir cümle var. Bugün hani okudum. Diyor ki Hatay'ı alacağız. Kimle alacağız? Hizbullah'ın bilmem nesi Mısır'la beraber Suriye rejim hep beraber şey yapacaklar. Ya beş benzemez. Yani birbirleri kavgalı olan yapılar Türkiye'ye karşı ittifak halindeler ve Hatay'ı alacağız gibi cümle kuruyorlar. Yani buralarda şeyler var. Şimdi bu ortaya çıkan fotoğrafın değişmesi ihtiyaç var mı? İhtiyaç var. Ama kolay olmadığını farkındayım. Yani biz bugün yani şimdi rejimle işbirliği yapmanın karşılığında kendi şu an bizimle hareket edenlerin bize karşı düşmanlaşması meselesi var. Yani bu meselenin bununla kontrol edilmesi gerekiyor. Şimdi tamam şey yapalım. Mısır'la nasıl yapacağız? Ya ben bunun kolay olmadığını düşünüyorum. Ama bir şey var. Yani benim burada hani biraz önce Hasan Hocam da söyledi. Bir takım bölgedeki küresel güçleri de etkileme kabiliyeti, kapasitesi olan yani ülkelerle bazı şeyler konuşulabileceğini düşünüyorum. Yani başında da İsrail var. Yani çünkü öyle bir ülke ki hani küçük müçük filan ama ya ben bir cümle kurmuştum şeyde. Dedim ki çözüm arıyorum, düşünüyorum. Diyor ki bu Rusya ve Amerika nasıl ikisi de eş zamanlı olarak İsrail'in hedef ve menfaatlerine hizmet edebilir? Ettiriyor işte. Yani hatta cümlemi de şuradan kurdum. Ya dedim Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'yı eş zamanlı olarak kendi menfaatleri doğrusu ayartabiliyor İsrail. Yani özellikle Vekaletler Savaşı peki. Suriye konusunda böyle bir şey ortaya çıktı. Peki. Şimdi burada haddimi aşmak istemem. Yani çünkü sonuçta devlet politikası ile ilgili cümleler kuruyoruz. Yani onların da tabii öngörüleri var, hassasiyetleri var, planları var ama şimdi benim şeyim şu. Hani bu denge siyaseti, denge stratejisi çok zor ve çok riskli. Yani çünkü yani Amerika Birleşik Devletleri ile ve Rusya ile eş zamanlı olarak denge siyaseti ikisini aynı anda memnun edemiyorsunuz. İkisini aynı anda memnun edebilmek için onların yani gayri safi milli hasılları başta olmak üzere ortaya koymuş oldukları teknolojik konvansiyonellikler, kapasitelere eş olmasanız bile aynı seviyede veya yakın seviyede olmanız lazım ki denge siyasetinde şeyiniz olsun. Ama daha şeyde seyrettiğiniz zaman zorlaşıyor iş. Yani işte S-4 meselesi, F-35 meselesi de bunun en büyük zorluğunu yaşıyoruz. Peki. Yani o yüzden hani tercihler ön plana çıkmış durumda. Yani nerede neyi tercih edeceğiz ve bu nasıl bir sonuca taşıyacak bizi? Bunun hesaplanması büyük bir değer taşıyor. Şimdi şeye sordunuz, bitireyim orada. Yani şu an şu var, yani gerginlik politikası. Ya bu şimdi ben açıkçası hep böyle şey bir yandan da şunun farkındayım. Yani mücadele alanlarından gelen insanlar olunca şimdi birisi bize agalık yapmaya kalkınca bizim yapacağımız agalığın dozajı ve bu dozajı taşıyacağımız gerginlikteki mukavemet büyük bir değer taşıyor. Yani caydırıcılık. Şimdi tamam ben onunla ben yani mücadele edeceğiz. Büyük bir şey var. Ama vazgeçmemem lazım. Yani vazgeçersem bunu bir başka sonucu ağır olabilir. O yüzden hani gerginlik kuvvet çarpanları ve kuvvet bileşenleri tarafından ne derece destekleniyor? Yani milli güç unsurları tarafından ne derece destekleniyor? Ve bu mukavemetin, bu gerginliğin varacağı nokta yani vazgeçmekten ziyade
vazgeçirme odaklı olması lazım ve sonu çok iyi hesaplanması lazım. Yani çatışmaya dönüşürse, yani şu demem şu, hiçbir akıllı devlet kaybedeceği bir mücadeleye veya kaybedeceği bir savaşa girmez. Yani peki, o nedenle ince hesap son derece önem kazanmış durumda şu girmiş olduğumuz evrede. O ince hesaplarda işte 18 gemi hava araçlarıyla Yunanistan'ın karşılığıyla o ince hesaplar dahilinde de o çatışmaya girildi demiş görülüyor. Veya işte savaş diyelim. Gerginlik politikası dedi az önce Abdullah Ağar. Bir yanda da işte süper güçler sanki yani anlatırken Sayın Ağar süper güçler yani bir taraftan Amerika bir taraftan Rusya bu coğrafyada komşular hiç birbirleriyle ilişkide olmasınlar ve hep birbirleriyle sorun yaşasınlar. Biz istediğimiz gibi dizayn edelim gibi bir algı oluştu. Özellikle Mısır'la uzlaşmak mümkün mü diye sorarken paşam siz söylemiştiniz. Yani işte gelecek 10 yılın, 20 yılın, 30 yılın bütün kalkınması aslında Doğu Akdeniz, Akdeniz havzası üzerinden gerçekleşecek. Oradaki yataklar üzerinden Mısır'la anlaşabilir miyiz diye. Gerçekten anlaşamaz mıyız? Yani onlara gidip de şunu anlatamaz mıyız? Örnek ki işte deniz etki alanları anlaşması yapsak sizinle, siz Güney Kıbrıs'ta Fransa'yla, İsrail'le, hatta Lübnan'la, Ürdün'le oturup masaya yaptığınız anlaşmadan bizimle yaptığınızda onlardan aldığınızın iki katına yakın daha fazla deniz alanı sahibi olacaksınız dediğinizde Mısır buna yanaşmaz mı? Yani soruyu bana sorduğunuz için şöyle cevap vereyim. Beni yetkili hale getirirseniz ben anlaşırım. Yani beni Mısır'da Sisi'nin darbeciliği hiç ilgilendirmez. Kendi iç işidir. Ben Türkiye'ye ile Mısır'ın ortak çıkarlarını buluşturmanın yollarını ararım ve Mısır bulurum. Mısır tarafından bakınca mantıklı değil Mısır mi? Mısır tarafından da bakınca aynı şeye çıkar. Mısır niye çatışsın yani? Türkiye ile niye çatışsın? Biz ne zaman çatıştık Mısır'la biliyor musunuz? 1839'da çatıştık. Ve çok pahalıya mal oldu Türkiye'ye. Türkiye Rusya'dan yardım istedi. Rusya yardım etti. Boğazlara kadar geldi. Adamlar Kütahya'ya kadar geldi. Yani öyle... Bedeli ağır. Yani o ama bir İngiltere, Osmanlı iç savaşı gibi yani. Tabii Mısır ama yani şöyle devlet, yine de... Havalalı. Tamam ama yani başka bir devlet olarak geldi karşımızda. Bizden Suriye'yi istedi. Suriye'yi vermiyoruz dedik. Az kalsın Anadolu'yu verir hale İstanbul'a gelseydi yani. İşte Osmanlı tahtına son verip Kavalalı tahtına oturup evet, öyle olacak. Yani. Öyle olacak. Yani Rusya'dan yardım istedi Türkiye, Osmanlı. Sonra İngiltere baktı ki Rusya Osmanlı topraklarına yerleşiyor. Pahalıya mal olacak. Arkasından işte o ticaret anlaşmaları falan filan geldi. Kapitülasyonlara İngiltere'de dahil oldu. Ondan sonra da yıkım geldi. Şimdi bakın, yani ben çok ben diye konuşmayı seven bir insan değilim de bana verirlerse ben çözerim yani. Çözerim, gerçekten çözerim yani. Türkiye ile Mısır niye çatışacak yani? Niye çatışacağız arkadaş? Sebebi ne yani? Bunu birisi bana izah etsin. Suriye ile çatışıyoruz, elimize ne geçti? Ne geçti yani? 5 milyon insanına bakıyoruz 10 yıldır. Yani Suriye bölünüp parçalanırsa yarın orada başka devletçikler çıkarsa Türkiye'nin eline ne geçecek? Yani içeride de dışarıda da gerginlik politikası çok sağlıklı bir şey değil. Ve AK Parti 2011'e kadar getirdiği politikalardan tam zıtlı bir politikalara gitti ve o günden bugüne de zaten gerginlik ne ilkenin içinde bitiyor ne dışında bitiyor. Yani bence gerginlik politikalarından uzak durmak lazım. Peki. Ben bir basit hatırlatma yapmak istiyorum. Şimdi Yunanistan'da Türkiye'yi işgalden önce, İzmir'i işgalden önce Metaxas diye bir general var. Sonra o adam başbakanlık falan da yaptı. Bu general ısrarla dedi ki Türklerle savaşmayın. Bu dedi bunlar vatanlarını savaşacak askerlere sahip insanlar. Komuta kadroları var. Organize olurlar ve alet olmayın dedi. Sonra dedi ki ya madem dedi alet oldunuz gittiniz o Milin hattı vardır biliyorsunuz. Hı hı. Yani İzmir'in hemen işte Manisa'dan falan filan geçen o hattın dışına gitmeyin dedi. Dinlemediler. Ne oldu? Yunanistan için felaket geldi.
felaket geldi yani. Bir yüzyıl önce oldu bütün bunlar. Adı da Küçük Asya felaketi. Tabii zaten. Küçük Asya felaketidir sonra. Evet. Astılar adamlarını da. Yani ilgililerini de astılar. Şimdi biraz önce Abdullah Ağar söyledi, doğru. Yani Batılılar, Amerika, Yunanistan'ı kışkırtıyor, bizimle problem yaratıyor ama Yunanistan da Avrupa Birliği'ni ve ABD'yi kullanıyor. O zaman da karşılıklı olarak İngiltere Yunanistan'ı kullanmıştı. Tanışıklı bir dövüş var. Evet, evet. Yani bunun sonu yok. Bu tür problemler ve Atatürk bunları görmüş. Bakın, yurtta sulh, cihanda sulh diyor. Kolay mıydı onun zamanında bunu yapmak? Yani Selanik'ten doğmuş bir adam vazgeçti oralardan. Yani onun için Türkiye'nin çok sağlam adımlar atması gerekiyor ve gerginlik politikalarını mümkün olduğu kadar. Çünkü bazı sorunlar yapısal. Onları çözemezsiniz. Çok kolay değil. Onlarla beraber yaşayacaksınız. Ama bazı sorunlar bana göre suni. Bu yapay sorunlardan Türkiye'nin uzaklaşması lazım. Yani Mısır'da darbeci olmuş olmamış. Bana ne ya, babamın oğlu mu yani? Kısa bir araya gidelim. Evet, sonra devam buyurun. Edelim. Birazdan yeniden karşınızdayız. Evet, artı eksi devam ediyor. Son bölümdeyiz. Şimdi Akdeniz'de tabii ki çok fazla unsur var. Doğu Akdeniz tartışmasında. En son Güney Kıbrıs Rum yönetiminden Nikos Anastasiadis lider, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım istedi. Ve Türkiye'nin bölgedeki ilerleyişinin durdurulması talebinde bulundu. Rum yönetimi hükümetinin sözcüsü Kriyakos Kusios da Rusya'nın Türkiye konusunda devreye gireceğini ifade etti gibi bir durum var. Şimdi bir tarafta da Putin gibi bir gerçeklik var. Şimdi örnek Libya'da. Sizin biliyorum ki hocam işte Astana formatına benzer. Her ne kadar Suriye'de artık o Astana formatı güncelliğini koruyor mu korumuyor mu tartışmalı olsa da Libya için de benzer bir formatın hayata geçirilmesi gerektiğini veya geçirilebileceğini, fayda sağlayacağını ifade eden konuşmalarınız var, yazılarınız var. Şimdi bu tarafta da işte Doğu Akdeniz'de farklı bir rol üstlenen veya üstlenmesi istenen bir Putin var. Hem Doğu Akdeniz özelinde neler söylersiniz Putin için, hem de Libya'daki sizin o Astana benzeri format için görüşleriniz nelerdir? Şimdi şöyle, öncelikle bu Rum liderin, ben onunla ilgili bir de tweet yazdım. Şöyle, aslında Putin'den ricacı olmaları, Türkiye'yi dengelemeye biraz yardımcı olur musunuz, gücümüz yetmiyor demeleri. Anastasiadis ve hükümet çevresinin daha önceki açıklamalarıyla da birleştirildiğinde şunu diyorlar. Demeye getiriyorlar. Yani daha önce, bundan diyelim 10 yıl önce Kıbrıs meselesinde Rusya aşağı yukarı %90 oranında Rum çizgisinde duran bir ülkeydi. Şimdi biz Rusya ile ilişkilerimizi geliştirdikçe ekonomik, ticari alanda ve özellikle bu 2016-15 Temmuz darbe girişiminin ardından da bunu siyasi alana yansıtmaya başladıkça aslında oradaki dengeler de yerinden oynadı. Yani şunu şimdi mesela hem Yunanistan hem de Rumlar daha açık görüyorlar. Mesela Doğu Akdeniz'deki bazı tatbikatlarda da, Rusya yapacağı tatbikatlarda da mesela orada tatbikat yapacağı suların Türkiye'ye ait olup olmadığını soruyor. Yani Türkiye'nin tezlerini ön plana alıyor. Bu önemli. Ha, Yunan tarafı bunu görüyor. Kıbrıs Mavi Vatan üzerinden soruyor. Evet, soruyor Türkiye'ye. Ya burada sizin şeyiniz neydi? Ha, şimdi mesela bazı şeyler şişiriliyor. Efendim, Amerika Kıbrıs Rum tarafına uyguladığı silah ambargosunu kaldırıyor. Evet, ama bir şartı var. Diyor ki Rusya ile yaptığın bütün askeri ilişkilere de son vereceksin bunun karşılığında diyor. Ha, zaten verdiği bir silah milah da yok ciddi. Ha, verir mi vermez mi bu ayrı bir şey. Çünkü onlarla böyle bir şey yapması bizimle tam papaz olması anlamına gelir. Bunu da Amerika'nın kolaylıkla göze alması düşünülemez. Ha, bizim açımızdan iyi bir senaryo mu olur? Olmaz. O ayrı. Şimdi şuraya geliyorum. Putin'le ilgili olarak Anastasiadis'in dediği şu. Yani aslında ben Batılılara gidiyorum. Ya şu Türkiye'yi durdurun diye onlara söylüyorum. Ben Avrupa Birliği'nin üyesiyim.
Yunanistan hem Avrupa Birliği'nin hem Yunanistan şeyin NATO'nun üyesi, birlikte söylüyoruz. Hem işte batılılık matılılık falan filan diyoruz ama içi boş çıkıyor, bir şey çıkmıyor buradan. Acaba Rusya biraz şey yapar mı, Türkiye'yi dizginler mi demeye geliyor. Bunun izahı bu. Zaten bakın Anastasiadis'in bir açıklaması oldu. Diyor ki Kıbrıs'ta Türkiye ile bir çatışmaya girmek Helenizmin bütün tarihi varlıklarıyla silinmesi demektir. Bunun farkındayız. Onun için sorunları bir çatışmaya doğru tırmandırmama konusunda dikkatliyiz diyor. Ha, ama buradan nereye geldik? Navtex'e geldik. Değil mi? Şimdi peki niye böyle oluyor? Çünkü karşı taraf bizi birçok yerde, birçok insanla, birçok devletle aynı anda çatışmak, savaşa girmek üzere görüyor. O da dolayısıyla şeylerini bekletiyor. Ha, Yunanistan'da akıllı insan yok mu mesela? Var. Yunanistan'da başbakanın ablası dahil işte birçok insan diyor ki ya dikkatli olun. Yani yarın Türkiye ile başa baş bir şeyin içine girersek durum kötü olur. Çünkü Yunan, bütün Yunan siyaseti şuydu. Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin yumruk menzilinin içinde tutan politikayı sürdürelim. Bunun için ne gerekiyorsa yapalım. Türkiye Avrupa Birliği'nin yumruk menzilinde olduğu sürece de bize o süreç içinde Kıbrıs'ta ve Ege'de istediklerimizi vermek zorunda. Ya da istediklerimizin büyük bölümünü alırız. Şimdi Avrupa Birliği sürecinin Türkiye açısından belirleyici olmaz hale gelmiş olması çok çok olumlu bir şey. Daha olumlu bir gelişme var Türkiye açısından. O da şu, dünya çok kutupluluğa evrildi. Çok kutupluluk fevkalade önemlidir. Bakın biz mesela Atatürk'ün dış politikasını çok başarılı buluruz. Evet doğru ama aynı zamanda onun arka planında yatan şey de şudur. Dünya o sırada çok kutupluydu. Çok kutupluluk o sırada üstelik işte 13 milyon falan civarında 1927'lerde nüfusu olan bir Türkiye için 13,5 falan civarında olan bir ülke için bile muazzam fırsatlar sunuyordu. Şimdi Türkiye bu çok kutuplu dünyanın en büyük güçlerinden birisi olmayacak. Burada Amerika var. En büyük güç olarak bir süre daha devam edecek. Bunu tek başına dengeleme potansiyeli olan tek ülke var dünyada, o da Çin. Hem ekonomik, hem teknolojik, hem askeri, her alanda dengeleme potansiyeli olan tek ülke orası. Rusya'nın dengelemesi mümkün değil. Rusya'nın silah gücü muazzam. Eğer Amerika üstüne gelirse Rusya'nın, Amerika'yı hallaç pamuğu gibi atabilir. Ama Amerika'yı finansal olarak, ekonomik olarak ve de bütün her yerde, şimdi Rusya'nın donanması yok dünyanın her yerinde. Hasan Hocam son 10 dakika. Ha. Libya konusuna, Astana konusuna gelirseniz, ha. Astana benzeri özetle formata. Özetle şu, bu bize bakın bu büyük güçler olacak, bir de orta büyüklükte güçler var. Şimdi bu orta büyüklükteki güçlerden birisi Türkiye. Şimdi böyle bir ülke muazzam fırsatlar yaratır kendisine. Şimdi benim önerim şu. Bu madem ki bir aylık bu Yunanistan'la istikşafi görüşmeler yeniden başlayacakmış. Bu zaten babadan kalma görüşmeler. Kaç yıldır devam ediyor istikşafi. Gider bu. Yani keşfedici mahiyette. Keşfedici. Exploratory talks falan. Bu böyle explore edersiniz karşılıklı. Tamam keşfedersiniz. O bunu dedi, bu ben dedim falan topa. Yani bunun iyi bir tarafı var. O da şu. Siz bunu şunun için kullanın diplomaside. Şimdi bir defa İsrail'le bir toparlayalım. Neden? İsrail çok çok önemli bir devlet. Amerika'nın içinde size fırsat açar. Koskoca Putin, aynı zamanda diplomasi virtüözü, Suriye'de yaptıklarından dolayı İsrail'e de kızar zaman zaman. Ara sıra da onları bir çağırır, işte haşlar, söyler bak bir adım daha ileri giderseniz şöyle olur, böyle olur falan. Ama katiyen karşısına almaz, düşmanlığını kazanmaz. Çok dikkatli. Hocam uçaklarını düşürdüler. Evet. Sesini çıkartmadı yani. Yok çıkarttı. Hayır, çağırdılar. Şöyle çıkartmadı. Çağırdılar dedi ki yani, bakın yani bu yapacaklarınızın limiti var. Suriye'ye şimdi S-300'ler veriyoruz. Bu daha geliştirilmiş modeller vesaire vesaire. Ama dikkatli olacaksınız. Ama yani o kadar söyledi. Tabii. Yani. Daha ötesine gitmedi. Demek ki yani İsrail diye bir gerçek var.
Şimdi İsrail gerçeğiyle kavga edip durmanın bir anlamı yok. Şimdi 2007'de başlattığımız bu kavganın sonucunda, şimdi dış politika bir de şudur. Hani burada bir de temel tariflerden gidiyoruz. Karşınızdaki ülkenin size yönelik politikasını sizin ulusal çıkarlarınızla uyumlu hale getirme sanatı. Böyle bir şey yapabiliyor muyuz İsrail'e yaptığımız? Mesela 2007'den bu yana İsrail'le bir söz düellosu içindeyiz. Bir faydası var mı? Yani yok. İsrail Rumlarla işbirliği yapıyor, Yunanistan'la yapıyor. Ha, İsrail şunun farkında ama akıllı bir devlet bakın. Diyor ki sizinle işbirliği yapacağımız alanlar var. Ha, bizim de onlarla işbirliği yapacağımız alanlar var. Peki. İlla her alanda işbirliği yapmak zorunda değiliz. Ha, dolayısıyla iki, bir an önce Mısır'la toparlamamız lazım. Şimdi biz eğer İsrail ve Mısır'la bu deniz yetki alanlarını, sınırlandırma anlaşmalarını imzalayabilirsek o arada ve normalleşirsek ilişkilerimiz Doğu Akdeniz'de, bu istikşafi görüşmeler var ya, bunlar acayip önem kazanır. Bir yandan da Yunanistan denklemden çıkmış oluyor. Çıkmaz. Ama şunu gösteririz Yunanistan'a, deriz ki bak o birçok cephede hani kavga edecektim ya, yok. Hepsini toplayıp gelip gök kubbeyi senin kafana indireceğim. Son bir dakika mı hocam sizin için? Bunun için. Astana için. Yani Astana benzeri şu. Libya formatınızı bakın, anlatmanız için bir dakika var. Şu. Şimdi biz aslında bir Astana formatı geliştirerek 2016'dan sonra çok başarılı işler yaptık. Suriye'de yanlış bir dış politika çerçevesinin içinde doğrular yaptık. Şimdi benim önerim şu. Mısır'la toparlayıp onlarla da bir Kahire platformu oluşturmak. Peki. Ne için? Libya için. Libya için, çünkü Hafter'in altı boşalacaksa, Hafter'in yerine başka biri gelecekse, bir ulusal mutabakat hükümeti oluşturulacaksa, istikrarlı bir Libya oluşturulacaksa, bunun için Mısır'a ihtiyacımız var. Yani Astana'daki Türkiye, Rusya, İran ve İran'ın yerine Mısır'ı alıp bir burada Kahire. Türkiye, Mısır, Rusya olur. Bakın, evet. Mısır'ın en yakın ilişkiler olduğu, içinde olduğu ülke Rusya şu anda. Biz Putin, Rusya ile geçen hafta 10 gün önce bir mutabakat imzaladık. Çok doğru yaptık. O mutabakat çerçevesinde hem Rusya ile ilişkilerimizi Libya konusunda sürdürmeliyiz. İrtibatı kaybetmeden, bir anda kavga dövüş tamtamlarını yeniden çalmadan, hem de Mısır'ı o sürecin içine getirmenin yollarına bakmalıyız. Peki, teşekkür ederim. Sayın Abdullah Ağar, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de henüz taşlar yerinde oturmadı diye ifadeleriniz var. Şimdi Suriye'de yaklaşık 10 yıldır devam eden bir iç savaş var. Hatta vekalet savaşı var. Ne zaman sona ereceği de belirsiz açıkçası. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz için veya Doğu Akdeniz diyelim. Kıbrıs'ı bir kenara bırakalım. O çünkü dededen miras konulardan biri. Taşların yerine oturması için bir takvim öngörebiliyor musunuz? Yok, hayır. Yani gerek Adalar Denizi, Ege, gerekse Doğu Akdeniz'le ilgili meseleyi yani tahmin ediyorum yıllarca konuşacağız. Çünkü çözülmesi son derece zor meseleler. Burada hani önemli olan bu süreci Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda işletmek. Şimdi bir diğer tarafıyla meseleyi kendi alanı üzerinden çözemiyorsanız, başka alanlardan ortaya koyacağınız etkilerle çözme sistematikleri geliştiriyor olmanız gerekiyor. Bu noktada benim örneğin hani tezim şu. Biz örneğin şu an Suriye'ye çok konsantre olmuş durumdayız. Ama Suriye kesin sonuç yeri değil. Eğer gerçekten Suriye'yi çözmek istiyorsak, Suriye'yi çözeceğimiz yer bana sorarsanız Irak. Çünkü sonuçta problemin merkez noktası Irak. Yani biz evet Suriye'yi bir anda kucağımızda bulduk, müdahale olmak zorunda kaldık vesaire, bunlar son derece önemli şeyler ama eğer gerçekten buradaki bu temel denklemi, sorunu çözmek istiyorsak bir kere Suriye ile de ilgili olmak üzere Irak'a çok konsantre olmak zorundayız. Ve etki Irak'tan kendisini göstermeli. Çünkü bakın Suriye'yi hem YPG, PKK anlamında besleyen ana yer, yani damarlar Irak'tan geliyor. Bu damarların mutlaka kopartılması gerekiyor ve hani işin bir mücadelenin mutlaka bir ekonomik hedefi vardır. Şimdi bizim ekonomik hedefle ilgili bizim ekonomik anlamda gücümüzü ve askeri anlamda gücümüzün
angaje olmasına sebebiyet veren bir şeye dönüştü Suriye. Ama bunu Irak tarafından çözebiliriz. Benzer bir benzer tarafıyla Doğu Akdeniz meselesini ve Ege meselesini, Adalar Denizi meselesini açıkçası Libya'da ortaya koyacağımız etkiyle beraber çözebiliriz. Yani bununla ilgili işin siyasi kısmının hangi ülkelerle beraber olacağız, hangi yapılarla beraber olacağız, evet. Bunları konuştuk. Ama şu var, hani temelde şunu söylememiz gerekiyor. Şu an ulusal mutabakat hükümetin elindeki alan demografik anlamda başa baş gelmiş olsa bile %6-%7 seviyesinde. Bu oranın Sirte ve Sirte'nin arkasındaki Libya'nın ekonomik zenginliğini %60-%70 seviyesinde barındıran, yani içerisinde rafinerilerin, terminallerin, indirme bindirme noktaların, limanların, havalimanlarının ve üretim tesislerinin olduğu alan üzerine mutlaka etki üretmesi gerekiyor. Yani bu şekilde masaya oturmak ulusal mutabakat hükümetine ve Türkiye'ye çok fazla bir şey kazandırmayacağını Peki. düşünüyorum ben. Yani Peki. o yüzden hani başlamış olan işin bir şekilde bitirilmesi büyük bir değer taşıyor ve gelmiş olduğu noktada son derece riskli. Şimdi yani evet anlaşalım. Bunlar çok güzel cümleler ama neyin karşılığında anlaşacağız? En önemli soru zaten bu. Yani tamam. Yani adam şu an diyor ki ben zaten diyor şeyi tutuyorum diyor. Yani Libya'nın diyor %70'ini elinde tutuyorum diyor. Zenginliği de buna bağlı elinde tutuyorum diyor. Yani bu noktada anlaşacaksak sonuçları da ona göre olacak. Onu ifade Peki. etmek istiyorum ve bu şekildeki anlaşma açıkçası Doğu Akdeniz'i ve münhasır ekonomik bölge anlaşmasını ne kadar çözer? Bu önem taşıyor. Bir diğer tarafıyla da Suriye. Bakın hani Kafkasları konuşamadık. Müsaadenizle son cümlemde olsun. Bakın Kafkaslar'da, Karabağ'da yapılan savaş Türkiye'nin Türk dünyasıyla bağını kopartmak üzere yapılan bir savaştı. Yani Türkiye için yapıldı bu savaş. Hani bizim açımızdan en önemli jeopolitik açılım İslam dünyası evet, Orta Doğu bir anlamda evet ama Türk dünyasıyla jeopolitik açılımın önüne kesen savaştır. Karabağ Savaşı ve evet, 7 rayon beraber düşmesi. Bu anlamda açıkçası hani ısınmışken gündem bir diğer tarafıyla da Rusya'nın şöyle bir şeyi var. Yani bunu söylemek gerek. İyi çünkü bakın Amerika Birleşik Devletleri jeopolitik hedeflerine ulaşmak için parayı bir araç olarak kullanıyor. Rusya'nın şu andaki görüntüsü şu. Son cümleniz olsun Sayın Ağar. Son cümle. Süremi aşıyorum. Önemli. Tam tersi Amerika Birleşik Devletleri'ne farklı davranıyor. Çünkü ekonomik anlamda hassasiyetleri var, zafiyetleri var. Jeopolitiği ekonomik hedeflerine, paraya ulaşmak için kullanıyor. Bu çok önemli bir konu. Ümit ederim devletimiz aklı bunu en iyi şekilde kullanacaktır. Çok teşekkür ederim. Sayın Ahmet Yavuz, son bölümde size söz verme şansım olmadı. Programımız Estağfurullah, düşüncelerimi söyledim zaten ben. Için. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ar, Skype bağlantısıyla yayın konuğumuzdu. Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal ve emekli tümgeneral Ahmet Yavuz'la birlikteydik. Artı eksiden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.